Akitim ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Başka açıdan hoş geldiniz. Ben Yusuf Ozan Demir. Bugün de inşallah 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hemen konuklarımızı takdim edeyim. Ekonomist Yunus Ekşi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Hukukçu, avukat Bülent Demir, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi Ben teşekkür biliyorum. ederim, çok sağ olun. Daimi yorumcumuz Yeni Akit gazetesi yazı işleri müdürü Aleyhisselam Karahasanoğlu iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir diğer daimi yorumcumuz Yeni Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay iyi akşamlar. Teşekkür ederim hayırlı yayınlar. Evet sevgili seyirciler hakikaten çalkantılı bir süreçten geçiyoruz. İlginç e, hariseler yaşanıyor. Dolar bir anda 18'den düştü 13'e sonra 12, 11, 10 derken şu anda 11-12 bandında gidip geliyor. Tabi tekrar değişmediyse öğleden sonra bir ara 10 bandındaydı. İlginç bir şekilde çok hızlı bir şekilde düştü. Şu an 11 küsür 20 civarında herhalde. Ne oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Sevgili seyirciler, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Dövize endeksi, endeksli Türk lirası mevduat sevgili izleyiciler sistemi ne olacak bu sistemde dediler ki kur eğer diyelim örneklendirelim bugün kur 12 lira siz paranızı 3 aylık, 3 aylık bir vadeli sisteme koydunuz o sistemden çıkarken kur 13 lira olmuşsa bu aradaki farkı size ödeyeceğiz ve dolayısıyla da şöyle yorumlar yapıldı. Bundan sonra doların pek de bir önemi kalmadı. Yani vatandaş açısından zaten bir zararı olursa devlet tarafından karşılanacak. Sistemin artıları, eksileri var mı? Muhakkak ki vardır herhalde. Uzmanına soracağız. Niye böyle bir sisteme gerek duyduk? Tabii açıkçası dolar bir anda 18'den ciddi bir düşüş sağladı. Dediğimiz oranlara kadar geldi 11-20'ye kadar konuşacağız. 1960 darbesinden sonra uygulamış, sonra bir müddet rafa kaldırılmış. Demirel döneminde tekrar uygulanmış çeşitli sıkıntılar çıkınca tekrar kaldırılmış. Benzer bir sistem tabi o günün ekonomisi ya da o günün Türkiye'si bugünün Türkiye'si mi kıyaslamak ne kadar doğru? Bu da ayrı bir konu. Muhalefetin tepkisi vardı. Aslında bu fakirden alıp zengine vermek gibi bir şey Dediler. Çünkü vergiden. Vergi kim? Vatandaş. Karşılanacak onların zararı. Böyle tepkileri vardı. Tabi bakanlar kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen o açıklamasından sonra muhalefet cenahında neler yaşandı. Kimi sunucuların tavırları çok konuşuldu. Eski Merkez Bankası ya da Merkez Eski Bankası e, başkan, eski başkanlardan Durmuş Yılmaz bu bir alım fırsatıdır dedi. O çok tartışıldı konuşacağız ama az önce arkadaşlarım beni uyardı sevgili izleyiciler. Gaziantep'te hakikaten üzücü bir hadise yaşanmıştı. 4 yaşındaki minik Asiye Ateş iki pitbullun saldırısına uğramış ağır yaralanmış ve hayati tehlikesi bulunuyordu. Ameliyattan sonra hayati tehlikesini e, hayati tehlike atlattı dediler. 6 kişi gözaltına alınmıştı. O gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklanmış. Önemli bir bilgi, önemli bir gelişme. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde sahipsiz sokak hayvanları vardı. Belediyelere seslendi. Barınakları işaret etti. Tabi burada e, bir kanun var sevgili seyirciler. Açıkçası bu kanun da biraz belediyelerin elini kolunu bağlıyor. Yanılmıyorsam 5199 sayılı kanun. 2004 yılında çıkarılmış bir kanun. Bu kanuna göre sokak hayvanları barına kolay kolay gönderilemiyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Açıkçası sokak hayvanları konusu ayrı başlı başına konuşulması gereken bir konu. Son dönemde ciddi problemlere neden oluyorlar. Belki süremiz kalırsa kısaca değiniriz. Yunus Bey tekrar hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş buldum. Ne dersiniz yeni sistem için? Açıkçası e, dolar 20 olur mu olmaz mı? Erken seçim tartışmaları ekonomi battı batıyoruz derken bir anda 11-20 seviyesine geldi. Bu önemli bir gelişme. Olumlu bir gelişme. Muhalefete ne var? Neye seviniyorsunuz ki dolar tıkmadan, e, yükselmeden önce 7-8 bandındaydı. Bu bir e, başarı mı ...diye eleştirileri var. Farklı eleştirileri de var. Konuşuruz. Ee, daha önce niye uygulanmadı... ...diye eleştirileri olanlar var. Ne dersiniz? Evet her şeyden önce şunun altını çizmek lazım. Yani bu mevcut sistemin... ...içerisinde bir başarıdır. Hı hı. Neden? Çünkü alışılagelmiş... E, ...müdahalelerden farklı. İşte her ne kadar siz bunu... ...geçmişte tatbik edilmiş bir uygulama... ...fakat sonuçları... Olumsuz yansımış ve bundan dolayı da vazgeçilmiş dense de o zaman müdahale eden irade, milli iradele bugünkü milli iradeyle aynı değil. Bunun sonuç doğurabilmesi için atılması gereken birçok daha adımlar var. Önemli olan bu adımların meselenin sürdürülmesi. Ancak bu aşamada buna bir sistem, yeni bir ekonomik model demek mümkün değildir. Çünkü neticede mevcut ekonominin içerisindeki yeni bir takım enstrümanlar oluşturuyorsunuz. Ve e, dolara, dolara olan yoğun talebi e, kırmak için de e, olanaklar açıyorsunuz. Oluşacak olan e, mevcut farkı hazine olarak Merkez Bankası üzerinden taahhüt ediyorsunuz. E, dolayısıyla siz burada bu yaklaşımla kimsenin beklemediği bir hamle yaptınız. E, bu hamle e, olduktan sonra sizin az önce ifade ettiğiniz, biz de takip ettik onları. Adeta çok büyük bir e, olumsuz olay olmuş gibi üzülen sunucular oldu. Hı hı. Muhalefet e, adeta birbirine baktı. Bu durumda şimdi bizim ne söylememiz gerekir? Bu işin e, öncülüğünü, bebe, pardon Babacan yaptı. Babacan hiper enflasyondan bahsetti. Ondan sonra ardışık bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanla <laughs> ülkeyi bir ekonomik e, cahil bir adam tarafından ülkemiz sınanıyor diye ifade kullanan Enkilap Tarihi öğretmeni Sayın Meral Akşener Hanım da kalkıp bu bağlamda açıklamalar yaptı. Sayın Babacan'ın farklı ifadeleri de var. Kabile devleti vesaire. Kabile devleti. Tabii yani bu bunlar şimdi çıkış noktası olmayışın e, Cumhurbaşkanının beklenmediği hareketlerinden kaynaklanan açığa düşme gibi bir şey. Yani muhalefetin şu pozisyonda söyleyebileceği en iyi şey bu yapılan hamle doların düşmesi milletimizin ve devletimiz için hayırlıdır. Bunun aksini söyleyinin e, bu milletle entegre olması, bu milletin bağlarıyla ilişkisi sorgulanır. Netice itibariyle dolar kurunun yükselmesi demek tatbik ettiğiniz serbest piyasa sistemi içerisinde milletin ve devletin aleyhindedir. Bu iki iki daha dört bu böyle. Şimdi 18'e çıktıysa 18'den e, tekrar 11'lere indirildiyse bu tatbik edilen farklı bir uygulama. Bu uygulamanın özelliği şöyle. Şimdi çünkü... dedim uygulamaya geçmeden önce şu konu da tartışmalı. Ee, biraz burayı da açalım. Sistemi kendisi çünkü önemli. Onu da soracağım ama deniliyor ki bir gecede nasıl olur da dolar 18'den 13'e düşürülür ya da 12'ye kadar 5-6 TL'lik bir indirim. Ee, Burada kim eleştiriler var? Yok işte dışarıdan para geldi. Yok Amerika'dan para bozuruldu, Yok kamu bankalarının paraları alındı, bozuldu vesaire. Nasıl oldu bu iş? Hatta şöyle de bir eleştiri var. İşte birileri vurgun yaptı. Yine kendileri kazandı gibi. Şimdi ne oldu burada? Bu sürecin içerisinde bunlar olabilir. Yani birileri fırsatı değerlendirip böyle küçük küçük nemalar peşine koşabilir. Bunlar muhtemeldir. Her zaman vardır bunlar. Ancak ne oldu da birden düştü ifadesi, ne oldu da birden çıktı sorusunun cevabını aramak lazım. Hmm. Ne bu realite miydi? Yani doların bu şekilde çıkmasının e, gerekçeleri neydi? Yani bu birden böyle çıktıysa, bu, bunun birden böyle düşmesi kadar da doğal bir şey yoktu. Olması gereken buydu. Fakat. O zaman bu, ekonomik gerekçeleri aramayacak. Hayır, hayır, burada bir, takım bir ek, hamleler Burada şu, mi? burada mevcut sistemin içerisinde bir de bir ayaklara yere basan bir sağlam ekonomik temeller yok. Sadece 243 milyar olması lazım bir mevduat yani halkın yönelimi vardı bir talep vardı. Dolayısıyla bir mala talep o malın fiyatını arttırır. Bu bağlamda doları da böyle düşündüğünüz zaman bu sürekli bir artış içerisindeydi. E buna siz nasıl müdahale edecektiniz? Biliyorsunuz bu tip müdahaleler duyulmaya başlandığında işte bu şekilde yapılacak olan müdahale nedendi? Mevduatlara el konacak dendi değil mi? Muhalefet bunun yaygarası yaptı. Korku iklimi. Ya bunun yaygarasını yaptı muhalefet. E, bunun yaygarasını yaptı. Daha sonra serbest piyasa ekonomisiyle ilgili hükümet bir takım açıklamalar yaptı. Yani biz mevcut kambiyo rejimine devam ettireceğiz ve serbest piyasa ekonomisine bir taviz vermeyeceğiz. Bunun içerisinde şimdi bunların bekledikleri belli argümanlar var. Yapılacak hamleler var. O hamlelerin dışında Merkez Bankası'na bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın, yapmış olduğu müdahalelerin eylemsel bir müdahale yönüdür bu. Yalnız bu devam ettirilmesi lazım. Eğer bu devam ettirilmezse yani sonuç alma anlamında onu söyleyeceğim. Sonuç alma anlamında bu devam ettirilmezse şu anda milletin mevduatını, döviz mevduatını bozup 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık gibi süreçlere tuttuktan sonra o kısa vadeden sonra bu akıl almaz bir şekilde baskıladığınız faiz bu kez yine dövize patlama şeklinde yansır. Ya o gece şey mi oldu, şu mu oldu ya da genel anlamda Türk parası bir şekilde değerini yitiriyordu. Halk da bir anda panikledi. Parasının değerini koruması için dolara koştu. O açıklamayla birlikte bir ferahlık geldi, psikolojik bir rahatlık geldi. Halk tekrar işte o sisteme de güvenince, parasını tekrar TL'ye çevirince doğal olarak döviz düştü bu mu? Şimdi bakın Yusuf Bey. Burada öncelikle şunun altını çizmek lazım dolarla Türk lirası arasında çok bir fark yok. Aradaki fark nedir biliyor musunuz? Üzerinde Türk lirası yazması. Yoksa Türk lirası devlete ait olan bir para değil. Bu milletin devletinin parası değil. Bunun altını istarla çiziyorum. Paranın sahiplerinin parası. Tabii. Şimdi siz o zaman Türk lirasının değeri kayboluyor diye hmm. o kadar da endişelenmenize gerek yok. Sizi endişelendirmesi gereken şey mal ve hizmetleri bağlamış olduğunuz ölçü bu. Bu bağladığınız ölçü sizin değildi. Ve bu ölçüyü Merkez Bankası bu ölçüyü kullanarak sürekli söylediği bir şey var 2001'den bu yana. Fiyat istikrarı şarkısını okur. Son zamanlardan da finansal istikrardan bahsederler. Paranın sahipleri hep böyle der zaten. Hep böyle Merkez der. Merkez Bankası'nın Şimdi tabii aslında paranın kendisini istikrarsız başlatıyor. Sıkıntı burada. Şimdi Merkez Bankası'na yapılan müdahaleler aslında parayı istikrarlı bir hale döndürmek için olması lazım. Yoksa bugün şu anda Merkez bankasını bir puan indirdiğiniz faizi... Ee, peki siz hazine olarak ne yapıyorsunuz yüzde 22, 23 bantında borçlanıyorsunuz. Tiyatro böyle. Şimdi tiyatro şöyle bakın, şurada bir merkez bankamız var. Hı -hı. Merkez bankamız. Parayı piyasaya veren bu. Piyasa dedikleri de merkez bankası burası. Hı -hı. Borç buradan başlıyor. Borçlanma modeli. Burada. Müteşebbisler var, devlet var, hane halkı var. Şimdi siz düşünün ki devletiniz paraya ulaşmak için bu borç kademesinden geçmesi lazım. Bu devlet şuradaki merkez bankasına müdahale edemiyor. Şuradaki şu siyasi arenadaki bazı sözüm ona e, iyi ekonomistler, sözüm ona milli ekonomistler ama bana göre de e, mandacı ekonomistler Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi diyor ki bu merkez bankası bağımsız olacak ve bunun da e, A B C D diye hisselere bölünmüş bunun 51 55.1'i hazinenin hazinenin olduğu halde hazine bunun basmış olduğu parayı borç alacak. O sistemi ama ve bundan da alamıyor başına, şu kafa anda herhalde, değil mi? nasıl o sistemi kafa tuttuk. zaten kafa tutulan bu bunların o poturu pop kalkmasının nedeni bu Ne diyorlar genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hız genel dönelim. kabul görmüş şudur Yusuf Bey bu milletin ve devletin sürekli borçlanması bunların kafası buna çalışıyor Tüsiyat bunların mu? Söyle istiyor? Tüsiyat zaten bu milletin kanını hemen zümredir. siyaset onların sözcüleridir Ali Babacan'ın burada bunun bağımsızlığını iddia etmesi, Beren Akşener'in bunun bağımsızlığını iddia etmesi ya da e, gelecek partisinin kurmayları ekonomik kurmayları, bunların hepsi bankacıdır. İyi partinin kurmayları bankacıdır. Yani kafa yapıları faizcidir. Yani milleti ve devleti sömüren düzenin kurgusu genel ekonomik kuramlar dediği şey budur. Biz zaten buna itiraz ediyoruz kardeşim. Siz bugüne kadar bu milletin anasını böyle ağlattınız. Şimdi bir tane lider çıktı dedi ki ben dedi bu işe müdahale edeceğim dedim. Ama bunu bir yönüyle NASA dayandırdı. İnancına dayandırdı. Ama inancından harekette dedi ki bu işin pahalılığın nedeni enflasyonun nedeni dedi bu işin faizli başlamasıdır dedi. Dolayısıyla bu faizi bitirmemiz lazım dedi. Ama şu anda izlediği yol bizim önerdiğimiz yol tam değil. Şu anda sadece ne yapılıyor? Ee, faizler baskılanmaya çalışılıyor. Faiz Önerdiğiniz mi... yol zamanı mı değil? Güçleri mi yetmiyor? Beceremiyorlar. Güç diye bir şey yok. Karar vereceksin. ya Bitti bu kadar ya. Sen şu anda bütün... Belki bir hamle bekliyorlar. Şu andaki şey bu bekliyor. yapmış olduğu hamleden daha kolaydır. Bizim önerdiğimiz şey. Neydi? Şu andaki. Bizim önerdiğimiz şey. Neydi? Paranın piyasaya çıkış modelinin değiştirilmesi lazım. Yani paranın piyasaya borç modeli üzerinden başlamaması gerekir. Bunu başlamamızın nedeni nedir? Yani hangi gerekçeyle size çıkıp diyorlar ki e, genel kabul böyle ya bunların Allah'ın yasası mı? Bu yasaları kim koydu? Bak bize neye mal oluyor? Para borç olarak piyasaya girdi mi? Şu anda bankalar bu borç parayı kat be kat arttırdı. Tedavüldeki para miktarı ne kadar şu anda Yusuf Bey? Bilmiyorum. Ne kadar? 241 milyar. Bankaların verdiği kredi miktarı ne kadar 17,5 kat bunu çarptı arttırdı. Yani defaatle sanal olarak bunu sattı. 241 çarpı 17 mi? Tabii 17 mi, değil mi? 4 trilyon 100. var mı 4 trilyon 180 milyar verilen krediler. Kasat. Var mı verir? Nasıl veriyor? Yani bir banka kendi kasasında olmayan bir Tabii. parayı nasıl veriyor? Aynen öyle ama rakam buyurun açıklayın aynen ki öyle. Ali Bey aynen öyle bankanın kasasında para olmasına gerek yok kredi tamam, vermesi eyvallah, için yok. Siz benim de, de üzerimde bir para yok ama aşağıda çekmeyeceğim de para olabilir o ayrı bir mevzu yani ama kalkıp da ben birisine dediğim zaman ben sana 100 bin lira veririm akşam dediğim zaman e, bir yerden alıp vereceğim demektir işte veya bir kayıt olarak şimdi verecek. kayıt olarak bu sadece sanal olarak yazılır sistematik olarak yani kayıt üzerindedir bu mevcut vermiş oldukları kredi. Nereye bakıp görebiliriz yani? Bunu mesela bütün... kamu bankası, ziraat bankası kendisinde toplanan mevduat toplamı 10 trilyon. Fakat verdiği kredi 240 trilyon diye. Nerede görebiliriz o rakamı? Ki bunu şurada görebilirsiniz. Bakın diyoruz ki Merkez Bankası'ndan başka paraya basan var mı? Yok değil mi? 241 milyar lira basılı para miktarı var. Tedavüldeki para miktarı. Nereden bu? Resmi Merkez Bankası sitesindeki tedavüldeki miktar. BDDK'nın resmi sitesine girdiğinizde verilen toplam total kredilerin miktarı. Ne anlıyorsunuz siz? Verilen para anlamında anlıyorsunuz değil mi? Kredi veriyor. 4 trilyon 180 milyar. Şimdi halkımız ya da bu konuda düşünen insanlar şunu sorgulaması lazım. Nasıl oluyor da paranın miktarı bu kadar olduğu halde siz bunu 17 ile çarpıyorsunuz? Bunlar ne söylüyor biliyor musunuz? Bankacılık sisteminde. Diyor ki biz zaten aracı kurumlarız. Hayır. Bankacılık aracı kurumlar şudur. Şunun Hasan'ın parasını alır. Onun üzerine bir faiz koyar. Mehmet'e satar. Ondan sonra bekler. Ama öyle yapmıyor. Mehmet de aynı parayı getirip tekrar bankaya koyduğunda karşılık oranını Bilmiyorum, ayırıyor. Burada bir kilitleneceğiz galiba. Şöyle kilitleneceğiz. Şimdi sadece TL olarak bakıyorsunuz. Peki dolar Hayır, mevzuatı Dolar da içinde. Var. Hepsi için. E, tamam dolar mevzuatını kredi... ne yapacaksınız? 240 milyarda dolar var Türkiye'de. Sadece 240 milyar TL'lik bir şeyimiz yok ki. Bizim TL'imiz yok ki. O söylediğiniz kredi verdim dediği şey dolar bazında garantisi yapılmış eğer paraysa krediyse nasıl çözeceksiniz bunu? Siz sanki Türkiye dünyanın dışına çıktı. Uydudayız, şeydeyiz, aydayız ve sadece Merkez Bankası'nın bastığı 240 milyar var, 200 trilyon var. Neyse o para dolayısıyla kredi olarak eğer 241 derse orada hop kardeş bir nereden geldi diye sorgularız. Ama biz ayda tek başımıza yaşamıyoruz ki. Amerikası var. İngiltere'si var, Almanya'sı var, Avrupa Birliği var, Avrosu var. Dolayısıyla o paralar geliyor Türkiye'nin iç piyasasına. Şu an zaten sorunun büyüğü de o değil mi? Adam 242-250 milyar dolar bankada mevduat tutuyor. Onu kredi olarak veremeyecek mi yani bankalar? Ali Bey soruyu şöyle sorayım. Buyurun. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti bankalarında bu 243 milyar lira reel nakit para mı? zannediyorsunuz diyorsunuz. ayrı bir tartışma. Şimdi var olan bir şey mi? Onu sorayım öyle o zaman. Basıldı diyorsunuz ya Merkez hayır, Bankası bastı. Doları söylüyorum. Dolar Dolar he, o sahte öyle, mi? Öyle bir para yok. Yok. Onu bu bilmiyorum. bir kayıt ve yükümlülüktür. Kayıt ve yükü bankacılığın en büyük millete ve devlete yaptığı operasyon burada bu. Şimdi bu kredileri verirken sanal veriyor zaten. Olmayan bir şeyi verirken bankacılık. 240 vereceğine o zaman 440 veresinler. Zaten Sen, verdi işte veriyorsa. 4 trilyon. Bakın 17 kat. Veresin ben işte. Dönmüyor zaten. Kat trilyon veresin. Şimdi versin. o para, o vermiş olduğu krediyi geri istediği zaman o para geri gelebiliyor mu? Bakın kilitlenmesinin Uzbek, nedeni bu. ikinci bölümde yine sizinle devam edelim. Şimdi e, Ali Bey girdi meseleyi biz neredeyiz? Neyse benden verin. <laughs> Çünkü o çok önemli bir mevzu. Gerçekten Merkez Bankası bu salgın döneminde de para bastığı vesaire de iddia edildi. 170'ler 240'lara çıktı denildi. Dolayısıyla ben hem öğrenmek için çünkü sonuç itibariyle ekonomi bilgisi Yunus Bey'in benden fazladır. Dolayısıyla ben hem öğreneyim hem de izleyici de. Yalnız bu muamele diyeyim ya da bu model sadece Türkiye has bir model değil. Dünyanın her tarafında bankalar kendi kasasında bulunanın çok daha fazlasında kredi veriyorlar. Yani bu ...Türkiye'ye has bir durum değil... Zaten ...modern bankacılık de, sistemi... sistemi sistem zaten böyle. ...bizim şu anda... ...Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu hamlenin... ...biz burada şimdi bu hamlenin... E, ...dolara karşı yapılan... Ha, e, ...bir hareket olarak... ...takdir ederken... ...bunun arkasının sağlıklı beslenmediği takdirde... ...bu bir döngüsel olarak... ...kalkacak, tersine dönecek... ...şimdi bunu yaptığınız zaman... ...yapmanız gereken bir hamle var... ...siz bağımsız bir paraya ulaşmanız gerekiyor... ...eğer... Burada şu anda mesela bankalar bu mevduatı gerçek kişilerin bu mevduatını e, TL'ye çevirdiği zaman bu şu demektir. Bankada yeni mevduat oluşuyor demektir. Ve bankalar yeniden bunu kredi verecek demektir. Dolayısıyla bankaların bu kredi verme olasılığından dolayı bankalar çok daha fazla kazanmaya başlayacaktır. Şimdi burada hükümet ne yapması lazımdı? Önlemler alabilirdi. Yani bu mevduatı bankaların kredi vermesinden ziyade... Bu mevduata münhasır yatırıma e, yönlendirecek bir strateji geliştirilebilirdi. Herkese süre yetsin bu bölüm. Şimdi şunu söyleyeyim burada konu bu konu son derece önemli olduğu için ben biraz daha detaya girdim. Şu anda atılan adım uzun sürecekse ikinci yok, bölümde yok. alayım. Kısa kısa tamam. Atılan adım doğrudur. Kura eğer müdahale edilmeseydi 20 bandını çok rahatlıkla görecekti. 20'nin ortalarına da giderdi e, ee, düşürülmesi son derece doğrudur. Fakat bunu düşürürken şu anda kalkıp da faizlerin indirimini bir, iki değil. indirdiğin zaman 10 puan indirebilirsin. Yakalamışsın şu anda. 10 puan indir. Eğer 10 puan indiremezsen, eğer buna cesaret edemezsen, yani tekrar kura kaçma endişesini e, hissedersen, o zaman yeni bir e, borçlanma senedi çıkar piyasadaki şu anda borçlandığın senetle bankalardan borçlanıyorsun. Bu paraya %23-24 hazine borçlanıyor. Sen bu mevduata şu anda Merkez Bankası üzerinden vermiş olduğun faizle uzan. Yani mevduata Merkez Bankası'nın faiziyle uzan. O şekilde hazinenin 7-8 puan, 7-8 puan daha fazla faiz ödemesini engelle eğer kur artışı olursa o arayı onunla kapatırsın ancak çok ivedi bir şekilde de hemen Merkez Bankası'nda yeni bir para birimi ikinci bir para birimini oluşturman lazım mal para ve bunu piyasaya da faizsiz bir şekilde soktuğunan bu bütün mevduatların her birini buraya transfer edebilirsin. O da ayrı bir detay konusudur. Ayrı bir rapor halinde de hükümete verilebilir. Devam edeceğiz ikinci bölümde. Bülent Bey devam edelim. Teşekkür ederim. Siz olanı biteni nasıl gördünüz, nasıl okudunuz? Şimdi ben e, finansçı değilim, iktisatçı değilim. Fakat yaklaşık bir hafta, 10 gündür ülkemizde devam eden bu biraz kaotik. Son iki yılda hepimiz ekonomist, Hepimiz neredeyse sağlıkçı olduk. Yok koronavirüstür, yok evet. paradır, yok markettir derken. Bu, bu benim çok hoşuma gitti. Özellikle son bir haftada olan ve e, e, kahvedeki vatandaşımızın bile artık kulak kabartıp finans terimlerinin ne manaya geldiğine artık herkes bir araştırma yapması. Ki ben yani hukukçuyum. E, bir haftadır televizyonlardaki iktisat uzmanlarını evet. seyretmeye çalışıyorum. Uluslararası basını. Hala finans konusunda işte bu... Birdenbire neden 9 lira, 18 lira oldu, neden tekrar 10 liraya indi? Bunu henüz daha kavramış değilim. Fakat hoşuma giden taraf şu, iyi ki böyle oldu. 2023'e kadar biz bu e, filmleri daha çok göreceğiz gibi geliyor. Hı hı. Sevindiğim taraf şu. Nasıl biz bir dönem savunma sanayi ile ilgili F34'lerle ilgili veya F35'lerle ilgili düzeltiyorum S400'lerle ilgili, 35. Lerle ilgili e, gündemimizi o kadar meşgul ettik ki bunun e, sonucu bize yerli savunma sanayi olarak artı katma değer olarak döndü. Bu e, oluşan e, sarmalda da Faizli olan mücadelede de ben inanıyorum ki devlet başkanımız Sayın Erdoğan'ın öncülüğünde milli ve yerli ekonomiye doğru gidişle ilgili doğum sancıları olarak görüyorum bunu. Yani bir mindere çıkmışsınız yaklaşık 100 yıldır kapitalist ve emperyalist köşe başını tutmuş vahşi kapitalist diyelim ülkelerle. Ee, aynı minderde e, aynı kulvardasınız ne yazık ki varlığınızı idame ettirme ile ilgili işte petrol enerji gibi birçok satırbaşı sektörlerde e, göbeğinizden bağlısınız fakat ekonomi ile ilgili paranızla ilgili e, bir gecede ki bunları 3-4 defa daha önce de yaşadık e, karşılaştığınız e, 2023'e giden yolda e, hamlelerle karşılaşıyorsunuz. Evet, şimdi yeni bir model oluşturuldu. Bu modelin sonrasındaki tsunami etkileri ne olacak? Bunun gerçekten halkımıza ilişkin e, reel neticeleri ne olacak? Bunları hep beraber zaman içerisinde göreceğiz. Ama sevindirici olan taraf ve burada mutlaka büyük fotoğraftaki e, görmemiz gereken kısım. 2023'e kadar devam edecek olan milli birlik ve beraberliğimize ilişkin birçok bu şekildeki hamlelerle karşılaşacağımız. Dolayısıyla bizim e, sevineceğimiz taraf mutlaka kendi milli ve yerli bir hamleyi bu kadar kapitalist ve emperyalist düzenin içerisinde hem de beslendikleri ana kanal faizken bunu başarabilecek miyiz? Ama başarmamız lazım. Evet. Bizim yerli işbirlikçilerimiz de bunu başarmamızı istemeyen jargonla ağızlarından salyalar akıtarak milletimize rağmen birçok açıklama yaptılar. Hem de bunun içerisinde daha önceden iktisadı, finansı emanet ettiğimiz kişiler olmasına rağmen ben olaya stratejik baktığımda, milli birlik bütünlük açısından baktığımızda, ikbal ve istikbalimiz ve 2023 ve sonrasındaki 53 71 hedeflerimize baktığımızda bütün bu hadiselerin evet maddi kayıpları olmasına rağmen, işte 9'ken 18'e çıkması, yine 12'ye inmesi bütün bu e, spekülasyonlar negatif spekülasyonlar özellikle milli noktada hassasiyetleri millete rağmen olan kişiler tarafından e, kasıtlı olarak e, yapılmış ve milli birlik beraberliği Erezyon'a uğratmak maksatlı olan şeyler. Benim gördüğüm o. Yoksa finansçı olmadığım için bu tabirleri kullanarak e, hakim de olamadım. Yani e, bazı ekonomistleri dinliyorsunuz, bazı finansçıları dinliyorsunuz. Ağırlıklı olarak neye dikkat etmeye çalıştım? Uluslararası basın bunu nasıl değerlendirdi? Onlar da şaşırmış. Emperyalistler ve kapitalistler bunu nasıl değerlendirdi? Onların içimizdeki işbirlikçileri nasıl bir refleks gösterdi? Sade bir vatandaş olarak panoramaya baktığım zaman, ha biz doğru yoldayız. Bu noktada her iki grup e, bir kontak yapmış ve aleyhe tamtamları çalıyorsa demek ki bu yapılan doğru mantığında bir sade vatandaş olarak değerlendiriyorum. Burada bunun halka yansıması gerektiği zorunluluğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu yeni alınan tedbirlerin bakkala mutfağa yansımaması durumunda tedbirlerin gerçekten vatandaşa nasıl bir katma değer sağladığının ortaya e, reel olarak konması lazım. Bir Ama hafta da, üzerinden geçsin diyorlar. Hani ona göre bir hafta sonra belli olur diyorlar. Işte iki, tam İki gün geçti işte gübre fiyatlarında yüzde yirmi indirim vesaire güzel gelişmeler başladı. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Bizim insanımız ferasetlidir. Zor zamanlara ilişkin sabır çıtası yüksektir. Bakmayın siz yüzde bir, iki yüzde üç, beş olan e, emperyalistlerin, işbirlikçilerinin 2023'e kadar giden yolda hem halkımıza hem liderlerimize çelme takma operasyonlarına prim vermez. Ama bunun da halkımızın ha şimdi oldu demek ki oluyormuş şeklinde reel dönüşümlerinin olması lazım görmeye başladık. Umarım bu daha da artarak devam eder. Yabancı kaynaklarda 9 liraya kadar ineceğine dair tahminleri de okudum bugün. Ee, daha da ineceği de hı hı. rivayet edilen kuruluşlu e, kanallar da var. Deniliyor. E, dolayısıyla bu tedbirlerin hiç alışılmadık şekilde yapılmış olması bize bir gün bu faiz sarmalından kurtulacak bir metodolojiyi bulacağımıza ilişkin bir gayret bir e, zafer sancısı olarak görüyorum. Hiç e, ümitsiz değilim. Tam tersi ümit varım. Bütün bunlar da bizim yerli ve milli ekonomistlerimizin doğmasına, onların gereken tedbirleri almasına faiz sarmalındaki işte o e, tüsiyattır, müsiyattır vesaire yurt dışındaki ee, bir takım e, işbirlikçileri ile e, milli menfaatleri zedeleyecek söylemlerin olduğu zamanlarda bir turnusol kağıdı olarak kimin de hangi safta durduğunu görmese, görmemiz açısından Peki. milletimiz için güzel bir e, serencam oldu. Umarım bundan sonraki süreçte e, çok daha güzel e, geri dönüşleri görürüz. Tabii şu konu da önemli sevgili izleyiciler. E, hatırlayalım çok kısa bir süre öncesine kadar hükümet tabi çok yüksek bir kurdan ya da dövizden dolardan bahsetmiyordu ama belirli bir oranda yüksek olan dövizde ihracatın artacağını, ithalatın azalacağını ya da işte cari açının kapatılacağını söylüyordu. Bu sistemde bu mümkün olacak mı? Düşük dolar ki eskiye göre tabii ki biraz daha yüksek ama Yunus Bey'e soracağım. Kenan Bey'le devam edeyim. Kenan Bey şöyle bir eleştiri var. Ya paranın sahipleri zenginler. E zenginler vadeye parayı yatıracak. Siz de diyorsunuz ki dolar nezdinde sen zarar edersen ben bunu hazineden karşılayacağım. Hazine ne? Devletin geliri vergi. Dolayısıyla fakirden alıp zengine bir aktarım olacak mı? Şimdi onu değerlendirmeden önce şunu söylemek isterim. Yani birincisi yani Türkiye bu yüksek kur meselesinde çok ciddi bir sarmanın içerisine girdi ve hakikaten e, toplumun önemli bir kesiminde e, morali bozan e, geleceğe ilişkin ümitleri ciddi manada zafa uğratan bir tablo ortaya çıktı. Yani çünkü markete girdiğinizde, pazara gittiğinizde, çarşıya çıktığınızda e, alacağınız ürünü bir önceki günden daha pahalı alma riski var. Hı hı. yine pahalı ama ya yarına kalırsa daha pahalı olur endişesi toplumun önemli bir kesimini e, ciddi bir biçimde gerdi ve yani doların işte 10-17 lira'yı görmesi işte euro'nun evet, işte 18 lira'yı aşması 19 lira'ya gitmesi efendim sene sonunda 20 olur 22 olur gibi bir takım e, diyeyim ki kaygıların e, korkuların e, toplumun önemli bir kesiminde karşılık bulması bence Türkiye'nin son dönemde yaşadığı en önemli türbülanslardan birisiydi. Ee, ve işte o gün e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, pazartesi günü akşamı e, dövize çevrilebilir bir mevduat projesiyle e, topluma şöyle bir teminat vermesiyle doların ateşi bir anda düştü. E, yani 13 liraya düştü zannediyorum önce. Sonra 12 lira derken bugün 11 liranın da altına düştü. Tekrardan çıktı ama hı hı. neticede çok hızlı tırmanışa geçen o kurun ee, yine aynı şekilde hızlı bir biçimde e, geriye dönmesi topluma en azından ya tamam yani e, işler normale döndü duygusunu kazandırdı. Ancak bu meselenin hani ekonomik boyutunu düşündüğümüz kadar bence toplumsal, psikolojik, siyasi boyutunu da düşünmek durumundayız. Çünkü e, toplum eğer e, hayat standardının ileriye doğru gittiğini değil de gerilediğini, düşünmeye başlarsa, daha açık bir ifadeyle alım gücünün azaldığını, fakirleşmenin arttığını düşünürse, e, tabii o zaman şöyle düşünür, yani e, biz bu hükümete güvendik, biz bu hükümetin dediği gibi Türk lirasında kaldık, dolara yatırım yapmadık, euroya yatırım yapmadık, e, neden bu başımıza geldi diye haklı bir şikayette bulunur. Dolayısıyla bunun önünü kesmenin yolu, topluma söylenen sözün arkasında durulması ve o sözün teminat altına alınmasıydı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasıyla beraber aslında bu ateş düştü. Ve hakikaten e, bence hızlı bir müdahale yapıldı. Bu müdahalenin yapılması e, zaruriydi. Ama tabii şöyle bir durumu da sormak durumundayız. Bunu da zaman gösterecek. E, dövize çevrilebilir mevduat fonu üzerinden, mevduat e, diyeyim ki yaklaşımı modeli üzerinden ekonomiyi normalleştirmek mümkün müdür? Çünkü şöyle bir şey, e, 3 aylık, 6 aylık ya da 12 aylık vadelerle insanlar paralarını yatırıyorlar. E şimdi bunu yatıran insan sayısı bellidir. Yani bunu yatıran insan sayısı dediğimiz zaman şu. Demek ki yani geçimini sağlayıp bankaya para koyabilecek insan. Hı hı. Şimdi bunun toplumdaki karşılığı kaçtır? Diyelim ki yüzde on'dur. Yüzde on beş olabilir. Diyelim ki yüzde yirmidir. Yüzde %20 yirmi olduğunu düşünsek bile toplumun önemli bir kesiminin altı ay ya da on iki ay gibi bir vadeyle bir mevduat açamayacağını düşünmek durumundayız. O zaman şu anlama gelir bu. Ha demek ki mevduat açamayan insanlar mevduat açmış olan insanların döviz karşısında zarara uğraması durumunda onu telafi etmekle mükellef olacak demektir. Şimdi bu nereden karşılanacak? Doğal olarak hazineden karşılanacak. Hazine nereden karşılanacak? O da vergiden karşılanacak. O zaman bunun hakikaten topluma ...herhangi bir biçimde yansımayacak bir e, sürece dönüştürülmesi lazım. Yani sizin mevduat sahiplerine vaat ettiğiniz... E, ...diyelim ki kar oranı, faiz aslında bu... Hı hı. ...kar oranı dövizin artın arkasında kalmamalı. Birincisi bu. Ama ikincisi başka bir şey daha var. Şimdi bir hafta önce yani faizin... Ne olursa olsun indirileceğini, faizin ne olursa olsun yani mümkünse ortadan kaldırılacağını söyledik. Bunun nasıl olduğuna, bunun açık bir hüküm olduğuna ve buna riayet etmenin de bizim açımızdan bir vecibi olduğunu ifade ettik. Ama ne olursa olsun günün sonunda geldiğimiz yer yine insanların bir biçimde paralarını banka sistemi içerisinde, hatta bir mevduat var. sistemi bir tezat var burada. O zaman bu tezatı biz nasıl ve hangi vadede ortadan kaldıracağız? Bu tezatı ortadan kaldırmak için herhalde şöyle yapılması lazım. İstihdam dediğimiz, yatırım dediğimiz, üretim dediğimiz ve nihayet ihracat dediğimiz hedefi büyütmemiz gerekiyor. O zaman bunu büyüttüğümüz oranda aslında insanların parasını bankaya koymaktan imtina edeceğini, faize bağımlı olmayacağını, faiz beklentisi içinde olmayacağını bilmemiz gerekiyor. O zaman ben nihayet şunu söylemek isterim. Toplum Maalesef sadece Türkiye toplumu değil, dünyanın önemli bir kesimi faiz bağımlısı <laughs> haline getirildi. Yapılması gereken ilk işlerden bir tanesi toplumun faizi olan bağımlılığını ortadan kaldırmaktır. Tembellik yani. Bir diğer Tabii tembellik. Yani kolay ben paramı para kazan. koyacağım, 3 ay sonra şu kadar alacağım, 6 ay sonra şu kadar alacağım, 12 ay sonra şu kadar alacağım. Ama kimden alacağım bunu? Zannediyor ki bunu bankadan alacağım. Hayır. Siz bankadan 3 alırken banka vermiş oldu, sizin vermiş olduğunuz parayı başkalarına pazarlayarak ondan 10 alıyor, 13 alıyor. Dolayısıyla aslında siz para sahibi olarak toplumun önemli bir kesiminden hak etmediğiniz bir parayı kazanmış oluyorsunuz. Ve maalesef Türkiye'de son dönem faiz meselesi sadece sanayicinin meselesi olmadı. Sadece turizmcinin meselesi olmadı, sadece çiftçinin meselesi olmadı. Faiz meselesi artık ev hanımlarının da meselesi oldu. Öğrencilerin de meselesi oldu, işsizlerin de meselesi oldu. Faiz al e ne yap Abi tatile gidiyoruz biz. O ne hala? Tüketim kredisi, eğlence kredisi, yeme içme kredisi. Yani insanlar hak etmedikleri, çalışmadan, kazanmadan arzuladıkları bir hayatın emanet ve faizli paralarla yaşanması için bir hülyaya daldılar. Ama tabii ki o hülyanın sonu aslında hepimizin bildiği gibi efendim kredi kartları üzerinden borçlanmalar, o borçlanmaların ailelere yük bindirmesi, <laughs> ailenin karşılayamaması durumunda boşanmalar, efendim ayrılmalar, iflaslar, şunlar bunlar bir takım Lokonsal sıkıntılar. Çürüme. Dolayısıyla faiz hepimizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de açıkça haram edilmiş, haram kılılmış işlerden bir tanesi. Fuhuş gibi, içki gibi, kumar gibi, yalan gibi, iftira gibi ya da başka bir takım cinayetler gibi, hırsızlık gibi, cinayet Onlar gibi. Onlar değil Alpay Bey. Fakat Başka Baş bir şey daha var. Başka bir şey Baş daha var onu da söyleyeceğim. Bu suç aslında topluma karşı işlenen bir suç. Yani benim işte Ahmed'in parasını çalmam ile faiz üzerinden toplumun <laughs> diğer bir kesimine karşı işlemiş olduğum suçu Allahü Teala o kadar ağır bir suç olarak nitelendiriyor ki faizle yapılan işlemleri bu sebeple nasıl tanımlıyor? Şeytanın çarptığı, dokunduğu, şeytana yoldaşlık eden kimseler gibi. O zaman Herhalde ilk yapılması gereken işlerden bir tanesi bu toplum daha önceden faizle alışveriş yapmazdı. Benim bir hocamın bir hikayesini anlatayım. Faiz konusuna karşı duyarlılık açısından. hıfsı Kaymaz diye bir hocamız benim de hocam olmuştu kendisi. Erzincanlı. İşte bir zaman yaşı küçükken bir sıkıntı, bir sağlık sorunu dolayısıyla hastaneye gidiyorlar. Sıra bekleyecekler. Artık böyle çok da zayıf ve küçük olduğu için, hasta olduğu için oradaki bir Banka oturuyor. Babası onu banka oturmuş görünce hemen kolundan çekip kaldırıyor. Kalk oradan diyor. Anlayamıyor. Neden diyor. Çünkü orada bir bankanın reklamı var. Bir bankanın reklamı var bankın üzerinde. Diyor hayır sen buraya oturamazsın. Ben onu anlayamadım diyor. Aslında orada Hıfzı Hoca'nın babasının göstermiş olduğu duyarlılık... Yani biz faizle iş yapan, faizle işlem yapan hiçbir yere... Bırakın iş yapmayı, oturamayız. Onunla do dokunamayız bile. Şimdi tabii böyle bir hassasiyet falan kalmadı. Her şey zaruret oldu. Yani e, tatile gitmek istiyoruz, zaruret bankadan kredi çek. Araba alacağız, zaruret. Ev alacağız, zaruret. Düğün yapacağız, zaruret. Çeyiz düzeceğiz. Yani artık yani her şey zaruret haline geldiği için faiz de zaten normal gündelik alışverişin bir parçası haline döndü. Temel mesele şu. Bu toplum, bu devlet, bu bürokrasi, bu sanayi, bu ticaret nasıl olur da faiz çarkının dışına çıkartılır? Asıl bizim buraya kafa yormamız lazım. Evet. Bir taraftan reklam kültürü üzerinden, hayat kültürünün propagandası üzerinden modernleşme, daha iyi, daha lüks, daha konforlu hayatlar yaşama adına ortaya konulan bir özendirme var. Toparlayalım. Öbür taraftan da biz diyoruz ki işte faize e, bulaşmayın. E nasıl olacak bu? Yani bu çelişkiyi en temelde devletin üzerinden atması lazım. Şimdi bugün birisi geldi diyor ki e hocam diyor. Ben diyor işte 9 gün gecikmişim diyor. Benden devlet şu kadar faiz istiyor diyor. Bir vergi borcu için. Şimdi vergilerin de mesela faiz oranları artıyor. Cezaların da faiz oranları artıyor. E o zaman artıyor. şimdi artmıyor diye bir şey yok. Artıyor yani. Hepimiz görüyoruz bunu. Bunu bunu o zaman devlet en temelde ortadan kaldıracak. Yani devlet bu faizli sistemin toplumu, devleti, siyaseti, ticareti nasıl bir çürümeye mahkum ettiğini aklen, vicdanen, hukuken <laughs> ama aynı zamanda iktisadi bir düzen olarak ortaya koymalı ki toplum ondan imtina etsin. Ee, yani balık baştan kokmasın. Balık baştan kokarsa o zaman bizim vatandaşa niye sen euroya ya da altına ya da dolara ya da bir başka para birimine para yatırıyorsun, e pardon paranı yatırıyorsun deme hakkımız olmayacaktır. Örnekliği o zaman önde giden insanlar ortaya koyacaklar. Bizim buna hakkımız olduğunu Peki. düşünüyorum. Ee, Türkiye'nin böyle hani mesela biz şimdi seviniyoruz 11 doların işte 11 liranın altına indi dedi dolar. E birkaç sene önce dolar 7 liraydı. E biraz daha önceye gidelim 3 lira olacak mı diye konuşuluyordu. Yani 2 liranın biraz üzerindeydi. Şimdi normal olması gereken şey Türkiye'nin 1 doları. 1 lira ile 1 lirayı bir dolarla eşitleyecek bir ekonomik güce sahip olmasıdır. Ama o zaman da çeşitli sıkıntıları yok mu ithalat Bakın vesaire, bu başka bir şey. Bu başka bir tartışma. Türk lirasının alım gücünü yükseltebilirsek dolarmış, euroymuş, efendim sterlinmiş bunların bir önemi kalmaz. Asıl mesele Türkiye'nin kendi içinde üreten bir güç olması. Ama anladığım kadarıyla şu anki sistemde doların çok düşük dolar da istenmiyor. Şimdi tabii çok düşük dolar istenmiyor. O ihracatı bir noktada özellikle de lüks ihraca lüks ithalatı kısmak açısından ithalat ihracat dengesine de süre kalsın. dengelemek açısından ama onun da değişik mahsulleri olduğunu ifade etmemiz gerekir. Alişan Bey şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı Pazartesi Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Tabii onun öncesinde muhalefette böyle bir zafer havası vardı açıkçası. Erken seçim e, gitti gidiyorlar yargılayacağız. Hani sanki hakikaten bir seçim almış gibi sevinç vardı. Ama özellikle o gece itibarıyla eee muhalefette ciddi bir gard düşüklüğü görüldü. Tabii sonrasında gelen tepkiler vesaire, bazı açıklamalar. Muhalefetin tepkisini nasıl gördünüz? Şimdi defalarca söylendi, tartışıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı. Bir dış güçlerin bir operasyonu var dedi dış güçler olmasın, iç güçler olsun. Çünkü TÜSİAD'da çıkıp ekonomi ilminin gerçeklerine dönün dediği nokta itibariyle demek ki iç güçler de var bu operasyonun içinde. E bunu söylerken dayanağımız neydi? Cari dengeniz sizin ay bazında da olsa artıya dönmüş. Cari açığınız azalıyor. Yüzde %70'lerden ithalatı ihracat kıyaslaması yaptığın zaman ihracatın ithalatı karşılama oranı %70'lerden 80 küsurlara kadar çıkmış. Bu bir gelişme mi? Gelişme. İyiye gidiş mi? İyiye gidiş. Yani 5 mi büyük, 8 mi büyük diye sorduğunuz zaman herkes 8 büyük diyecektir. Peki ihracat ithalatı karşılama noktasında %70'ken yüzde %80 %80'e çıkıyorsa yani Cari açığınız azalıyorsa bu iyiye mi gidiştir, kötüye mi gidiştir? E evet. tabii ki iyiye gidiştir. Ama birileri dedi ki yok canım kötüye gidiyoruz biz. Her şey pahalanıyor. İğneden ipliğe zam var dedi. Karnabahar 15 lira oldu dedi. Patlıcan 25 lira oldu dedi. Erik 600 lira oldu dedi. Çünkü Erik Şubat ayında Sözcü gazetesinin manşetine çıktı. Erik 600 lira oldu kardeşim. Sen neden bahsediyorsun? Pazara gitmiyorsun sen kardeşim manava gitmiyorsun dediler. Ama erik 15 liraya indi Mayıs ayında Haziran ayında. Karpuz dilimle alıyoruz kardeşim dediler. Dilimle ya dilimle alıyoruz. 5 lira ya kilosu dediler. Ya kardeşim dedik Mayıs ayında Nisan ayında karpuz yemeği ver ya. Eskiden karpuz mu yiyordun sen Nisan ayında Mayıs? Ya yiyeceğimiz karpuza da mı karışıyorsunuz dediler ama temmuz ayında 1 lira. Bu algılarla ihracat, ithalat dengesi birbirini karşılama noktasına geldiği veya gelmeye yakın bir döneme girdiğimizde turizm gelirleriyle hizmet sektörüyle yurt dışındaki hizmet sektörüyle cari denge fazlası vermeye başladığımız. Yani bir cebimden çıkanla bir cebime gireni kıyasladığımız zaman cebime giren para artarken Türkiye'ye dediler ki siz kötüye gidiyorsunuz. İflas ediyorsunuz kardeşim. Bunu niçin dediler? Çünkü operasyon çekilecekti ve operasyon çekildi. Operasyon çekilirken dedik ki ya oyun oynanıyor. Türkiye eğer Akdeniz'deki doğalgaz rezervlerine sahip çıkmaya çalışıyorsa, Karadeniz'de doğalgaz aramaya başladıysa ihasıyla sihasıyla 30 yıldır Azerbaycan'ın işgal edilen toprağa seyredilirken artık o seyre son verilip geri alınıyorsa o topraklar bunu bir faturayla Türkiye'nin önüne koymak isteyenler var. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde sizin o yönde bir sakatınız olmamasına rağmen bunlar bu operasyonu çekecekler. Ya kardeşim operasyon. Ya sen sağlam olsan neyse operasyonu çekecekler ya. Sağlam adama operasyon çekilir mi kardeşim? Sen zayıfsan ancak operasyon çekilir diye şahane savunmalarla karşımıza çıktı. Şimdi çöktü mü? CHP Genel Başkanı'na sesleniyorum. Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a, Temel Karamollaoğlu'na, Meral Akşener'e hepsi çöktü mü şimdi? 18 liradan 11 liraya nasıl iner kardeşim? Şu kalemin fiyatı 18 lira olduktan sonra şişirme fiyat değilse 11 liraya indiğini gören bir tane Allah'ın kulu var mı ya? şu kağıdın fiyatı 18 lira olduktan sonra 11 liraya indiğini gören bir tane an insan var mı ya hem de enflasyon olan ülkede 59 yaşındayım ben böyle bir şey görmedim ben fiyatın yükselip de indiğini görmedim kardeşim ya %2, %3, %5 olur dolar AK Parti iktidara geldiği zaman 1.6 idi 1.5 liraydı bir üçe kadar indi. Ya olur yüzde on, yüzde on beş, yüzde yirmi olur. Ya yüzde yüz bir malın dolarda bir malsa fiyatı nasıl ucuzlar ya? Nasıl ucuzlar? Yunus Bey'in dediği gibi eğer şişirdiysen ucuzlar kardeşim. E operasyon dedik niye bize ne operasyonu yani? ya sen kendini avutuyorsun diye bizim mahalledeki insanlar bile Ahmet Davutoğlu'su, Ali Babacan'ı, Temel Karamollaoğlu'su ki çok ağrıma giden bir şey. Faize kökünden karşı olan Milli Görüş'ün partisi faiz indirilirken ne oldu ne oldu dolar zıpladı diye manşetler attılar. Bu noktada artık şu dakikadan sonra en azından birileri çıktı kitabını yazmış Tayyip Erdoğan ekonominin vesaire diye söyleyip ne kitabı yazdı Red Kit kitabı mı vesaire diye dalga geçiyorlardı. Ya çıksınlar şimdi Allah rızası için desinler ki ya bir operasyon falan çekilmişti ama bizim siyasi olarak işimize gelmiyordu bunu söylemek bundan ne alabilir miyiz diye biz de fırsattan istifade çöktük üzerine adeta bir leş bulmuş akbabalar gibi Tabi, üzerine çullandık. Ama şimdi o ceset zannettiğimiz dipdiri bir hayat bulmuş bir devmiş. Kusura bakmayın özür dileriz demeleri lazım. Peki. İnşallah bu dolardaki bizim lehimize yani ülkenin vatandaşın lehine olan hava en kısa sürede piyasalara özellikle gıda fiyatlarına yansır. Çünkü zaruri ihtiyaçlar. Kısa bir, bir cümle de... söyleyeyim yalnız Buyur. yanlış anlaşılmasın tekrar operasyonda çekebilirler. Yani indikten Hı, sonra 11'de kalır diye benim bir iddiam yok. Çok daha güçlü bir operasyonla gelebilirler. Çünkü bunların ahlakı şuyu buyu hiçbir şeyi yok. O zaman Dolayısıyla ona olur. karşı da nasıl ki bugün indiyse o yarın tekrar bir operasyon çektiklerinde de milletin yine doğru insanların arkasında durması gerekir. Adeta bir boks maçı gibi roundları var yani. Peki kısa bir reklam arası, reklam dönüşü bir kez daha karşınızda olacağız. İkinci bölümle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Yine Yunus Bey ile devam edeceğiz. Yunus Bey az önce Kenan Bey de tezat olarak nitelendirdiği bir konuya dikkat çekti. E, malumunuz bir süre öncesine kadar evet e, nas faiz kıyaslaması vardı ama ben tabii ekonomik yönünü soracağım. Biz daha önceden bahsettiğimiz ya da hükümetin bahsettiği e, yüksek kur, fazla ihracat modelinden vaz mı geçmiş olduk bu sistemle? Yoksa e, mevcut bu TL döviz kur sistemiyle aynı şekilde bu politika yürütülebilir mi? Yani yüksek kur zaten devam ediyor. E, yüksek kur da hedeflenen şey ne? Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ihracat üstünlüğünü sağlamak ve buradan üretimi desteklemek, üretimin üzerinden istihdam oluşturmak, tabii e, totalde de ülkenin büyümesini sağlamak. O zaman burada hedeflenen rakam ne? TL TL dolar. 9 mu 8 mi? Şimdi bana göre 9. 9 buçuk bandında bir hedef var. Ama bunun dediğim gibi ilk konuşmamda ifade ettiğim gibi şu andaki yapılan müdahale Dövize garanti verilmesi, faizle döviz arasındaki farka garanti verilmesi. Bu kısa vadede 3 ay, 6 ay, 9 ay sonra bunu burada stabil tutabilecek misiniz? Yani diyelim ki faizleri baskıladınız, faizler düştü. Döviz de istendiği oranda çıkmadı. Siz o talebi orada bloke edebilecek misiniz? Bunun için yapılması gereken önemli şeylerden, çalışmalardan bir tanesi... Bu atılan doğru adımın e düşünün ki şimdi üzerinize büyük bir su akıntısı geliyor. Önüne bir bent yaptınız. Ve evinizi kurtardınız. Oh dediniz. Ama o su akıntısı gelmeye devam ediyor. Siz onu 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık bir yükseltiye taşıdınız. Ama o öyle geliyor ki belli bir zaman sonra o bendi aşacak, taşacak. veya onu yıkacak. O zaman sizin ne yapmanız lazım? Oradaki o su birikintisini yönlendirecek bir kanal açmanız lazım. Yani oradaki o su birikintisi olarak tarif ettiğim mevcut şu andaki döviz kurunu TL'ye çevirdiğiniz zaman onun devam etmesi lazım. Yani tekrar dolara, dolar talebine kaçmaması lazım. Şimdi bunun için ne yapacaksınız? Acaba hükümetin şu anda bunun için alacağı bir tedbir var mı? Bu faiz, enflasyon, kur ilişkisi içerisinde ben ihracat yapacağım. Ee, ihracat, ithalat ihracat açığını kapayacağım. Cari fazla vereceğim diyerek ki kaldı ki e, AK Parti e, kusura bakmasın kimse ama yani bugüne kadar cari fazla hiç vermedi. Yani dört çeyreğin bir çeyreğini kıyaslayarak bir şimdi fazla verdik demek de mesele değil. Son anda totale bakacaksınız. Hızlı büyüme ha, vardı. Yani, kim büyüyor? Halk büyümüyor burada. Burada sermaye... Sonra yansır diyorlar. Tabii ki yansımaz. O şimdi nasıl yansır? İşte şu anda en iyi yapılan şeylerden bir tanesi. bizim de verdiğimiz oran olan asgari ücreti arttırdın. Ha bu bir de toplumsal bir baskıya da bir yönüyle dönüşmüştü. Ama şimdi bu o bendi suyu eğer iyi kanalize edebilirseniz o zaman siz ihracata yüklemiş olduğunuz büyük beklentiyi bir e, istikrara dönüştürürsünüz. İhracatçının en çok beklediği şey istikrardır. Yani ihracat ettiği zaman o, o getirisinin bozulma, dengelerinin bozulmaması lazım. Dolayısıyla siz içeride böyle bir istikrarı ihracatçınıza verdiğiniz zaman o da çok rahatlıkla uzun vadede üretimini yapacaksa uzun vadede yapar. Diğer teşvikler şunlar bunlar onun sadece destek anlamında unsurları olur. Şimdi buradaki bu suyu kanal açmanız lazım. Eğer oturup beklerseniz yani 3 ay 6 ay beklerseniz doları da e, ay indirirseniz daha aşağı inmez. Bu bir yay gibi yayı baskıladınız. Boşaltmanız lazım altını. Eğer onu bırakırsanız yay sizi de, doları tekrar fırlatır. Önüne geçemezsiniz. Neden? Çünkü tatbik ettiğiniz sistem borca dayalı bir para sistemi. Siz bu borca dayalı para sistemini değişme adımı olarak bir unsur olarak bunu kullanabilirsiniz. Dolayısıyla sizi sürekli borçlandıran bir parayı beslememeniz lazım. Yani TL'yi beslememeniz lazım. TL de devletin ve milletin aleyhinde fiyatları arttırıyor. Neden? Çünkü maliyetli çıkıyor piyasaya. E, dolar da böyle. Arada ne fark var? Birine, biri Amerika'dan basılıyor, biri Türkiye'de basılıyor. Dolar şu an 10.75 olmuş. Evet, yani biri Amerika'da basılıyor, biri Türkiye'de basılıyor. Biri dışarıdan operasyon yapıyor, biri içeriden operasyon yapıyor. Nasıl ben anlamadım. Yani TL'yi beslememek biri Amerika'dan, biri Türkiye'den. Yani bunun mal şey karşılığı. karşılığı. Yunus Bey'in şu, e, şu, şu, şu andaki kendisi yani TL de ama. faizli üretildiği için maliyetli bir paradır içerideki enflasyonun tetikleyici unsurlarından bir tanesi. TL yerine yani avroyu veya riyali falan teklif etmiyor Yunus Bey. Alternatif yeni başka bir, bir sistem evet, önemli. Alternatif bir o, o, model, o modelin tatbik edilmesi için de bir denkliğin oluşması lazım. Faizden arındırma. Tabii yani paranın bir kere parayı para kamunun malıdır. Bütün milletin hakkı vardır ürettiğiniz o parana, paranın üzerine. Siz bunu getirip bugünkü bir özel şirketten bir devlet borç alamaz kardeşim. Bu bir bağımsızlık sorunudur. Bu bir milli bir meseledir. Faiz bu milletin milli bir sorunudur. Şimdi geçen gün Akit TV'de yine Sayın Ali Rıza Demircan hoca bu konularda çok ciddi açıklamalar yapıyor. Şimdi yeri gelmişken ben de bunu ifade edeyim. Ben bu herhalde o program. Evet. Ben e buradan Emmet hocam yani reel olarak faiz herkes aynı şeyi söylüyor da yani Cumhurbaşkanımız da nas değil dedi, faizi indirme. Yani bu reelde nasıl olacak? Yani sade vatandaşımız sizi dinlerken bu faizin düşmesiyle ilgili e, devlet tarafından atılacak adımlar, bunun reel e, yansımaları, bu faiz nasıl inecek? Yani realite nedir burada? Hangisini yapmak mantıklı? Realite şu. Bu ülke gavur Yani ki, ihracat, üretim, ya, istihdam bir dakika, bunlar artık... Realite artır. şu. Ben şimdi o dili bırakıyorum, şu dili konuşuyorum şimdi. Sayın Cumhurbaşkanı... <laughs> gerçekten öğrenmek için... Şimdi ben, gerçekten en gerçeği, yani. ben en gerçeği söyleyeceğim Ben şimdi. hukukçuyum. Şimdi. Ben en <laughs> öğrenmek gerçeği... Öğrenmek için söylüyorum. Tamam ben peki. Bülent Bey ben en ben gerçeği söylüyorum. Çizelim. Dünyada en gerçeği bu söylüyorum şu an kitabın yok. ortasından. Bu peki. milletin, bu milletin inancı var kardeşim. Bu millet Allah'la savaşamaz. Bu devlet Mehmetçik diyorsun... Mehmetçik Allah'la savaşmaz onun içinde bu faizle ilgili Allah diyor ki Alpay Bey eksik e, tamamlama ayeti ben onu tamamlamak istiyorum. Faiz yiyenler şeytana çarpmış kimselerin cinnet nöbeti kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların alım satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse bak Geldi mi? Millet duyuyor mu şimdi? Devleti yönetenler duyuyor mu? O faizcileri söylemiyorum. Orada bir iman problemi var zaten. Millet şunu anlasın. Size geldi bu mesaj. Kime bu gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir. Ve artık onun işi kalmıştır. Kim de tekrar faize dönerse. işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar. Bak bu bu kadar net. Şimdi ben kalkıp da bu ayetin üzerinden o işi ayrı şekilde konuşuruz, anlatırız. Ekonomik modelimiz de hazır. Alternatifimiz de var. Ona taban ekonomisi diyoruz. Doğal iktisat döngüsü diyoruz. Ben bir Müslüman olarak, bu millete Müslüman olarak 3-5 tane soyu sopu ne olduğu belli olmayan insanın mevcut ekonomik politikalarını getirip de Allah'la savaş haline beni getiriyorsa e kusura bakma Cumhurbaşkanının orada söylediği naz kelimesini bugün kimse alay konusu yapmaması lazım. O zaman sesini çıkartamıyordu, Güç unsuru değildi. Şimdi kendi arkadaşlarına diyor ki ben arkadaşlarım gibi inanmıyorum. Kardeşim bu iş eğer inananlar diyor Allah'tan korkun, eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarından vazgeçin. Demek ki kardeşim bu bir iman meselesi. Yani şu Şimdi, an Türkiye isterse faizi tamamen indirebilir. bir puan ya da sıfıra faizin şu Ha bir puan falan, indirdiğiniz indirdiniz. Bak net söylüyorum Yusuf Bey. Ay, Habir, tamamen indirirseniz ne olur? Yani Hiçbir benim... şey olmaz. Heh. Millet refaha ulaşır ya. Parayı sen basacaksın. Ya şu yani merkez bankası. dengeler sarsılmaz mı? Ne daha? dengesi? Faizcinin dengesi sarsılsın. Zaten ben onu istiyorum. Hayır mesela hani Milletin diyorlar ya döviz olur, piyasalar alak Hangi Ölümüş piyasa? Olmaz mı? Hangi piyasa? Hangi piyasa? Hani o zaman ya bu piyasa bir piyasa dediğiniz şey 3-5 faizcinin devam ettirdiği bankaların elinde piyasa. benim şirketlerimin %15'i, benim şirketimin %15'i borsaya açılmış. Bir banka bunun %10'unu alıyor. Şirketimin değeri 3-4 milyar bir anda şirketimin değeri 1 milyara iniyor. Banka operasyon yapıyor. Ya sen öyle bir düzen kurmuşsun ki. O düzenin içerisinde bir çok başlılık var. BDK ayrı bir şey, SPK ayrı bir şey, Türk Ticaret Kanunu ayrı bir şey. Az önce Alpay Bey söyledi, bazı halkımız da söylüyor. Madem Cumhurbaşkanımıza diyor, nas nas diyorsun, o zaman getir devletten benden niye faiz al alıyorsun diyor. ya e, Sistemi böyle kurmuş. İşte alacaksın, faize karşı olmak demek. Ama şöyle diyenler sadece, de var, buradaki anayasa e, gücünü dinden almıyor. Bunun dinle alakası yok. Layık bir sistem var. Ne Yani laik sistemde 83 milyon, ben. 83 milyon 3 bin insana mı e, sömürü düzeninde e, mecbur kalacak? Muhalefet böyle çıkıyor. Muhalefet kim? Millet bunu görecek. Faiz kalktığı zaman milletimiz bilsin ki evi olur, arabası olur, hayatı düzelir, işi olur, evlenemeyen evlenir. Faizden kazananlar şu anda bankalardır, bankalar. Şu anda Cumhurbaşkanımızın bu yapmış olduğu operasyonu söylediğim gibi eğer suyun yolunu değiştirmezse, yeni bir para birimi, mal para diyelim ona, yeni bir para birimi faizsiz bir şekilde Merkez Bankası'nın yasasını düzelterek oluşturmazsa bu krediler, bu mevduatlar yeni krediye dönecek bankaların yine Şunu da sorayım, Bey'le de devam edeceğim. E, dolar bir şekilde düştü. Ali İhsan Bey'in birinci bölümün son bölümüde bölümünde bir uyarısı da vardı tabi. Dikkatli olmak lazım. Her an yükseltebilirler diye operasyondan bahsetti ama şu an dolar düştü. Herhalde belki de yarın sabah kalktığımızda 9 seviyesini ya da onu tam görecek. peki bu olumlu yansıma vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Şimdi vatandaş merak ediyor. Giyim ucuzlayacak mı? Market ucuzlayacak mı? Özellikle şikayet ettikleri süt, yoğurt vesaire. Bir hafta içerisinde yansır mı piyasalara? Tabii Hayır. burada kötü niyet de var. Hayır. Hayır. yansımaz. Niye yansımaz. Bu ülkede bir şey fiyat aynen bu şeye benzer. Etiket yapışkan. Ya bu şuna benziyor. Ya, bu ülkede deprem vergisi geldi, geçici geldi, kalıcı kaldı. Kalıcı kaldı. Kalıcı kaldı. Bunlar yansımayacak. Onu o devlet yapıyor. Beklenilen oranda yansımayacak. Sonra inmez diyorlar. Şimdi bakın üretim, mal ve hizmeti neden böyle söylüyorum? Çünkü ben dolar bazıyla bakmıyorum sadece. Yani sen şimdi TL'ye getirip bunu verdiğin de Yunus sistem... Yunus Bey iddiaya girelim mi? Bir ürüne söyleyeyim bir fiyat, şu anki fiyatını. Bir de bir ay sonraki fiyata iddiaya girelim. İstediğiniz ürünü seçin. Ya. Sıvı yağ demeyin, tereyağı değil. Ya niye? Siz de sıvı yağ ya? dünya genelinden. Peki sıvı yağ değil. Tamam deyin. tereyağı değil. <laughs> sıvı yağına peki, da Peki Tamam yağ demeyin, dünya çünkü genelinde. Dünya genelinde. Dünya genelinde sıkıntısı var. Evet. Tereya tamam. kaç lira şu an? Bilmiyorum ben şu an. Ama 80 90 lira. Olmaz. 90 lira. 80 lira. Süt takip edeceksiniz. Şu an kaliteli. Siz sütler, takip ettiğiniz sütler, 15, bir şey. 15 TL. Süt şu an. 15 lira mı olmuş Markette 18 lira da var. 15 de var. 10 lira da var. 9 süt. lira da var. Evet 1 litre, litre, Süt. Evet evet. Şu an 18 TL'ye süt Dolayısıyla var. Dolayısıyla şimdi o ne diyeceksiniz? Tamam bir dakika. Ne, diyeceksiniz? Ne kadar musun? olacak Size sizce? Sizi tezih ediyorum ama 18 liralık sütle Kimdi? 9 lira. Zaten 9 liraydı Bey. süt... Yok liraydı. Yok, liraydı. yok ben, ben 7 lira Yunus biliyordum Bey, Yunus onu. Bey. 18 lira mı diyorsun? Yunus Bey hayır <laughs> hayır. Eğer burada kıyasla yapacaksak. Bir ay sonra 18 liraya süt kutusu Ama bulamayacaksınız. Ama Bey. Hayır hayır Alisan ben konuyu açayım. Size. E, fiyatı yükseltmeden önce marketler ya da maliyet vesaire bahsi geçen bu ünlü markaların fiyatı 6-7-7,5 TL'ydi 18 TL oldu. Evet. Yani bir hafta içerisinde. Bu ayrı bir devlet, ayrı bir düzenleme ile 7, 7, bunları yani halkın... Hadi zor ona insin, ona iner be mi Yusuf Bey bakın halkın çok ona da iner, daha aşağıya da iner. İnmez Yalnız, Hayır şunu söylüyorum bakın şu yapı içerisinde böyle bırakırsanız inmez. Ama bu devlet planlamasını kaldırdınız. Şimdi yeni bir devlet planlama aklı gerekiyor. Yani piyasada belli böyle kontrolörler gönderip de fiyatları aşağı çekmek de olmaz... O sektörel bazda tedarik zincirin son aşamasına kadar kontrol edeceksiniz. Yani üreticinin maliyetleri kalkıp orada 7-8 liraya çıkmışken sen bunu 7 lira yapamazsın. Mümkün değil. Sen önce en başa gideceksin. Yani, ha, maliyet gübrede mesela, ha, gerçi burada yem var. Yem söz konusu. Her neyse yani maliyet kal kalemleri neyse bu maliyet kalemlerinin en önemli unsuru sermayedir, paradır değil mi? O ürünlerin içerisindeki bu, bunlar arttırıyor. Siz bu paranın girişini az önce söylediğim şey bu. Maliyetin para üreteceksiniz. Şimdi fırsatı yakalamışsınız, bir hamle yapmışsınız ve demişsiniz ki biz artık 200 yıl sonra bir kendi ekonomimizin hareketlendireceğiz. Eğer bu Eksende ise bu böyle değil. Reel bir adım değil. Ama burada şimdi bendi yaptınız. Su birikiyor. Su taşmadan önce siz kanal açmanız lazım. Yani mal ve hizmeti peşine takacağınız bir para birimi Ama faizsiz biliyorum. bir Bey, para birimi üretmeniz lazım. Biraz konuyu eksik mi değerlendiriyoruz şöyle? Siz tabii daha iyi biliyorsunuz da ben açayım konuyu hatırlatayım. Sadece maliyet değil sanki. Mesela aslında vatandaşın kendisi de sanki fiyatların artmasına neden oldu. Niye? Eskiden iki tane süt alıyordu. Gitti 10 paket aldı. Eskiden 3 paket makarna alıyordu. 15 paket makarna aldı. 3 paket ya da bir paket e, işte kırmızı yeşil mercimek alıyordu. Gitti 5-6 tane aldı. Her ev bunu yaparsa ne olur? Ürün kalmaz. Ürün Üzpe, kalmayınca ne? Olur. Lokaldir ve bireysel davranıştır. Bakın. Tamam İnsanlar bu da piyasayı sarsmaz mı? İnsan, yani Bak, psikoloji. Tabii psikolojiktir. İşte ben az önce onu söylüyorum. Siz öyle bir güzel planlama yapacaksınız. Bak Cumhurbaşkanımız çıktı bir açıklama yaptı. Tak dolar onayım indi değil mi? Bak orada bir bir tabiri caizse dolar üzerinden baskı yapanlara bir yem verdi. Dedi ki tamam istiyor musunuz bu kurdan kazanmak? Alın siz de kurdan bunu vereceğim. E kurun inmesi bakın bir hava oluşturdu şu anda. Değil mi? Yani olumlu Ve bir o hava. hava fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte ey, onu söylüyorum ben de. Maliyet Sen şimdi... yüksekse peki nasıl inebilir fiyat? Yani şimdi yem diyoruz, gübre diyoruz. Patatesin üretiminde ne kullanılıyorsa maliyetler yüksekse Doların da maliyeti yüksekse, 18 liraysa dolar nasıl olur da maliyet nasıl inebilir bu maliyet? A dolar'a sütün üretimini mi söylüyorsunuz? Sütün yani? üretiminden örnek verin bana. Sütün üretimi için dolara ihtiyacınız liraya nasıl, yok. Eğer 18 lira gerçekten maliyet fiyatıysa, yani satış fiyatı, hak ettiği evet. fiyatsa 10 liraya, 11 liraya nasıl inebilir? Şu andaki maliyetleri hesaplarsınız, bu girdileri neyse siz devlet olarak bunu %100 finanse edersiniz bütün maliyetlerini sıfırlarsınız. Şimdi siz bir soru daha sormanız lazım burada. Devlet Hemen bu devlet bu parayı nasıl verecek? Yok yok onu zaten veriyor. Dediğiniz şeyin maliyetin yüzde kırkını zaten veriyor. Yüzde yüzden bahsediyorum. Gerekiyor. Ben şu an yüzde yüzde kırkını veriyor Yüzde yüzde. Ama %100 o yüzde kırkı zaman ya, dağılıp o, kaçarlar. Ya o yüzde kırk hayır o planlı olacak ve oraya gidecek. Yani üretime endeksli olacak bu paranın üretimi. 13'ün evet. Onun için şimdi bakın muhalefet de sık sık bunu dillendirir. Der ki üretim ekonomisi, üretim ekonomisi. Ya bu sistemin içerisinde faizli ürettikten sonra ürettiğiniz bütün değerler finans sistemine gidiyor. Peki. Siz burada ürettiğiniz parayı faizsiz üreteceksiniz, üretime bağlayacaksınız. O aradaki döngüyü, ölçü sadece mal ve hizmetleri döndürme aracı olacak. Fiyatı, fiyatı yok, belirleme yok. unsuru da arz ve talep dengesinde evet, olacak. Onda, Orada onda herhangi bir, bir sıkıntı yok. yok. Benim itirazım şu. Diyorsunuz ki malın maliyeti bu kadar. Siz nasıl indirebilirsiniz fiyatı? Dediğiniz zaman zımnen bugünkü fiyatları onaylamış oluyorsunuz. Hayır hayır, hayır, hayır. Ama hayır. siz onaylamadınız. Bugünkü fiyatları kesinlikle onaylamıyorum. Bu şişmedir. Yok. Doların psikolojik etkisiyle Problem artanlar yok. vardır. Peki, evet, Bülent Bey'le devam edeyim. Aslında şöyle bir konu da var. Ee, tabii doların düşmesi muhakkak ki çok olumlu bir hava estirdi ama Şimdi tabii insanlar bir taraftan da akaryakıt fiyatlarını merak ediyordu. EPTK iki gün önce açıklama yapmıştı. Ne demişti? Dövizdeki düşüşle beraber akaryakıt fiyatları da en kısa sürede düşecek ve pompaya yansıyacak demişti ama bir ÖTV çıktı. Mesela bu gece yarısından itibaren indirim olacak ama cebimize ya da vatandaşın cebine yansımayacak. E şimdi bir de işte marketlere yansıyacak mı diyoruz ama eğer akaryakıt düşmeyecekse fiyatı e bu taşımacılık Mal neyle geliyor? Akaryakıtla, arabayla, tırla geliyor. Her neyse, e, keşke bu olmasa idi, değil mi Bülent Bey? Teşekkür ederim. Şimdi e, tartışmamız baştan itibaren hatta bir haftadır e, tüm kamuoyunda yapılan tartışmaların odak noktasında e, az önce çok güzel toplumsal perspektifini ve dini perspektifini değerli konuşmacılarımız ifade ettiler. E, faizi dayanıyor ve e, iktisatçı uzman arkadaşımız da. Artık bu sistemin kırılması gerektiğini ve faizden kurtulunacak yeni bir modelin sistemin e, e, model olarak benimsenmesi gerektiğini yoksa sarmal olarak aynı şekilde bunun kısır döngü halinde devam edeceğini ve insanların emek sömürüsünün hep faizden nem alanan işte e, tefeci ve e, faiz lobisi dediğimiz bankalar veya onların küresel ölçekteki e, kartellerine aktığını ve bu sarmalın sürekli kısır döngü olarak devam ettiğini ifade etti. Şimdi ideal olan elbette hepimiz için de Müslüman bir ülkede ve Müslüman e, Anadolu evlatları olarak hem, hem o e, Rabbimizin emrine uygun ayete göre e, hayatımızı tanzim etmek devletimizin de vatandaşlarına ilişkin aynı şekilde e, olması gereken ideal sistemde muamele etmesini beklemek. Ama şu anda yaklaşık 200 yıldır dünya ölçeğinde söze de ilk başta ifade ettiğim gibi emperyalist ve kapitalist sistemler darbelerle sömürülerle e, faizin olmadığı sistemleri parçalayarak ülkeleri bölerek onları borçlandırarak kendi idarecileri güdümünde e, faiz sarmalına sürüklemiş. 200 yıldır biz İslam coğrafyasında, Anadolu coğrafyasında, Haçlı ve Siyonist zihniyetin e, güdümünde borçlandırılmış e, paryalar konumuna getirilmişiz. Dolayısıyla değerli iktisatçı hocamızın bu sistem artık kırılmalı ve faiz sarmalından çıkacak bir model üretilmeli konusuna canı gönülden katılıyorum. E, şu anda Değerli Cumhurbaşkanımızın 18 yani sıradan, Yunus Bey kolay dedi. O zaman niye çıkmıyoruz ki? E, ama işte reel gerçekler e, şimdi e, Ama Yunus e, Bey o hiçbir şey olmaz dedi. Ben ekonomik dengeler sağladım. Şimdi Eee evet arzu edilen ideal olması gereken iman boyutunda, itikat boyutunda hatta fiiliyat boyutunda böyle bir kıyama gerek var. Lakin bunun oluşturulmasıyla ilgili ee, bir süreç bakın ülkemiz 20 yıldır nereden nereye geldi. Bir süreç gerektiriyor demek ki bunu bizim ideal olarak vatandaş olarak gördüğümüz ölçekle ülkeyi idare eden ve dünya konjonktüründe bu dengeleri e, muhafaza etmesi gereken en üst göz ki şu anda devlet başkanımız ve değerli çalışma arkadaşları eminim aynı e, niyetteler. Şu an Zaten vakti değil yani zamanı var. bu niyetin var. de dışa vurumudur nas kelimesiyle cümlesiyle e, söylenen kısım. Fakat burada Alpay Bey az önce çok güzel toplumsal dinamikleri ifade etti. Yani insanlarımızın ısraf e, ve lükse olan meyli, faizin toplumsal çürümeye hatta insanlık adına bir çürümeye sebep oldu. Yani bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman artık ülkemizin hatta coğrafyamızın hatta mümkün olursa İslam ülkelerin tamamının bir e, kabuk kırma artık hegemonyadan e, bir borçlu parya konumundan çıkacak bir ekonomik müde, modeli üretme sancılarının başladığı bir eşikteyiz gibi geliyor bana. Dolayısıyla e, değerli Yunus Bey'in bu faiz sarmalından çıkacak modeli e, konuşmamız gerektiği bir dönemdeyiz. Tam zamanı demesine yürekten katılıyorum. Ve ben, şimdi devlet her şeyi e, bütün açıklığıyla her yerde konuşmaz. Ben aynı az önce konuşmamın başında söylediğim gibi nasıl bundan 20 yıl önce 15 yıl önce 10 yıl önce savunma sanayi ile ilgili çektiğimiz sancılar bizi bu noktaya getirdiyse artık mahallede kaba e, kabadayıların e, zalimane tavırlarından dolayı borçlu e, kiracı konumundaki e, halimizin çok kısa zamanda artık bu faiz sarmalından ne şekilde çıkılacağına dair bir çözüm üreteceğini bekliyorum. Burada bize düşen vatandaşlar olarak evet bir geç, geçiş dönemindeyiz. Yani Hülya Avşar bile gerekirse simit yeriz dedi bundan bir hafta önce. Bizim Yok simit yeriz demedi. Ben tam dinledim. Gerekirse simit yenecek dedi. Kendisini katmıyor yani. Yok Yo, sözü Onu söyleyen kişi gereğinde yer. Merak etmeyin. Bizim insanımızın <laughs> e, ben bilmiyorum. dış e, yer. yer. Bizim insanımız insanımızın... güzel de daha iki hafta önce bir gazinoda sahneye çıkmış. 250 şampanya bir seferinde. 300 şampanya da ikinci seferinde patlatılmış. Şimdi bizim şu andaki <laughs> bizim insanımızın <laughs> Ee, özünde üflediğiniz zaman o cevher vardır. Ee, ben hiçbir zaman için insanımıza ilişkin o hüsnü zanlımı kaybetmedim. Ee, yok vatandaş samimi mi? Elbette, olur. elbette ben yok. Vatandaş kastetmedim. Ben bütün bu içinden geçtiğimiz sürecin içimizdeki işbirlikçilerinin deşifre olduğu ve çok yakın zamanda bence bütün alemi İslam'la beraber bu ee, koronanın tüm dünyayı getirmiş olduğu o hararetli ortamdan çıkış modelini bulacak günlerin mukaddemesi olarak görüyorum. Hiç iyi ise düşmüyorum. Bununla ilgili akil insanlarımız. Ee, ekonomistlerimiz, işte e, askerlerimiz, siyasilerimiz, yeni modellerde yazarlarımız, nakit para yani e, tabi bambaşka bir konu ama insanın değişmesi, insanlığın değişmesi. Ben şey bilmiyorum. Başka dünyalar, nakitsiz toplum gündemde. Huku, belki belki bir yıl sonra para olmayacak. Hukukçu olduğum için Yunus finansal Bey, olarak başlı bunun bir başlı konu. bir konu. Üretim evet. tarzının ne şekilde olacağını bilmiyorum çünkü uzmanlık alanım değil. Sen, ama şunu hissedebiliyorum. Yaşadığımız tüm bu olumsuzluklar, geçtiğimiz bu cendereler, bu e, ergenekondan da en güzel şekilde alnımızın akıyla ve mukaddesatımıza uygun şekilde çıkacağımız günlerin habercisi diye. Yani siz şunu diyorsunuz anladığım kadarıyla, yaşadığımız dönem ekonominin 15 Temmuz'u mu? E, i̇nşallah. Yani Haçlı ve Siyonistler kıskacından çıkmamızla ilgili e, belki de... E, bu korona vesilesiyle girmiş olduğumuz maddi sıkıntılar bundan çıkışla ilgili formülleri bulmamızla ilgili bize daha çok çalışmamız gerektiğini, akıl üretmemiz gerektiğini, ter dökmemiz gerektiğine ilişkin belki de geçirmemiz gereken bir serencam. Şerden hayır. Mutlaka, mutlaka ben istikbal inkılabatı içinde en gür sadanın yine İslam'ın sadası olacağını, oradaki ayete uygun amel yapacağımız günlerin Hazırlığını yapmamız gerektiğine dair finansçılarımızla, siyasilerimize, bürokratlarımızla, askerimizle neyse, bütün milli değerlerimizle beraber sabırla e, bu süreci yönetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada devlet başkanımıza, onun yanındaki akil insanlara ve bizden milli ve yerli olan ekonomistlere ve fikir adamlarımıza, mütefekkirlerimize güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bizim için net tüsiyat ölçüdür. Ne uluslararası arana çalınan tamtamlar ölçüdür. Bizim hasbi samimi anadolu insanımız ve onlarla beraber Cumhurbaşkanımız ne dedi? Biz size güveniyoruz, siz de bize güvenin. Biz de onlara güveniyoruz. Sadece bununla ilgili milletimize sabır ve tahammül, onları yöneten kişiler ve onların mihmandarları vezirleri olan e, akil iktisatçılara da. Bu faiz sarmalından ne şekilde çıkılır onu tefekkür etmek geliyor. Ama bunun da bir süreci var. Ee, e, emperyalist kurtların sofrasındayız onların iştahını kapar, kabartacak e, tarzda değil de çok e, akil bir şekilde e, bu süreci yönetmemiz gerekir. Peki. çünkü 200 yıldır belli köşe başlarını tutmuşlar, Belli noktalarda İslam'ın inşirahını istemeyecek her türlü yola e, başvuruyorlar. Bu noktada uyanık olmamız lazım. Belli şeyler, belli zamanlarda hazırlanır. Ondan sonra yürürlüğe konulur. Devlet peki, peki. her zaman için her yapacağını pat diye vatandaşına anında söylemez. Bunlar bir süreçtir. Ali Bey az önce dediniz ki kendinizden emin bir şekilde fiyatlar yani market fiyatları özellikle inecek dediniz. Hatta ürün ismi söyleyin muhakkak inecektir dediniz. Ama şöyle bir realite var şu an için böyle tabii belki 15 gün içerisinde bambaşka da olabilir yani olumlu yönde. Daha 2 ay evveline kadar 55 litrelik bir otomobil standart herhangi bir otomobil 385 TL'ye doluyordu deposu şu an 780 TL. E bunu bir de tır e, olarak düşünün yani taşıma sektörü. Bu malın gelişi, gidişi sadece hani maliyet olarak bu bile başlı başına bir problem. Şu anda da dövizi düşüşüyle birlikte evet pompada e, yansıması da bir akaryakıtta indirim var ama önemli olan bunu tabii ki pompaya yansıması. Durum buken niye bu kadar emin konuştunuz? Yani ne olacak da o indirim gelecek? Ya bir şey yok. Benzin, benzinde, mazotta zaten bir şey yapılmasına gerek yok. O zaten resmi olarak açıklanıyor fiyatlar Eğer dünya piyasasında petrolün varıyla artmazsa şu anki fiyatlara Hayır, göre... Son resmi gazetede o ÖTV getirilmesi şu an yansıyacaktı. Yani Bence çok büyük bir yanlış değil mi bu? Tam o olumlu hava, vatandaş e şimdi, refah böyle tam sevilmiş, böyle bir şey getiriyorsunuz. Yani günl günlük olayları çok fazla tartışmayalım. Eleştirelim. Diyelim ki şu konuyu... Bakalım tamam, şimdi Yunus ya. Bey güldüğü için e, biraz önce söylediği <laughs> not aldığım bir şeyi söyleyeyim. Şimdi dolar 18 liraya çıktığı zaman ben diyorum ki panik havasıyla çıktı. Siz de onu söylüyorsunuz. Ama siz de panik havasıyla devletin %22 ile boşlanmasını şimdi sanki normal gayet düzgün devlet razı veren razıymış da yüzde yirmi hakkıymış gibi bir algıyla sen yüzde on indirdin faizi %22 ile borçlanıyorsun ne işliyorsun ya panik havası bir dakika ya sabret ya sabret bir iki, gün sabret bir ay sabret göreceksin yüzde nasıl yüzde on olacak yani devletin borçlanması da yüzde %12 mi düşecek? Düşecek i̇şte iki kere iki Babacan geçen gün öyle bir açıklama yaptı. Dedi ki ben market fiyatlarını sordum. Tamam ama Ali Ali Bey şimdi söyleyeyim. <laughs> dedi ki kendisi orada onu doğru söyledi. E, Merkez Bankası için e, nas geçerli de hazinenin borçlanması için evet, nas geçerli dedi. değil mi? Doğru. Aynen öyle dedi. <laughs> Ama o onu Burada samimi, değil. o onu nasıl çözeceğine inandığından dolayı söylemedi. Riyakarlık söylemedin. bu, riyakarlık. Ha, o başka. Riyakarlık, o, o, o. dalga geçsen, Evet. Nasıl, nasıl, ne nasıl de. ben onun için. Ben Ondan de. sonra o Cumhurbaşkanı'na kalk de ki merkez için var da hazine senin için hiç yok demek ki. Ben de onun için dedim ya. şu anda. O Önce sen Ali Babacan olarak diyeceksin ki Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Faizi tümüyle kaldırması lazım ama... %17'den %14'e indirmesi de bir küçük çabadır. Bir karıncanın bir adım atmasıdır. Allah razı olsun, ebeden razı olsun kendisinden dersin. Sonra da dersin ki ya merkez için yaptınız, hazine için de yapar mısınız? Bak biz sizin arkanızdayız. Öyle mi diyor? Hayır. Dalga geçiyor. Ne nasılmış falan diyor. Sonra da merkez için yakaladım diyor. Yakaladım. Ali Bey'in kravatı yok. Aa, Ali Bey'in gömleği çok ütülü değil. Ya bırak gömleğin ütüsünü ütüsünü. Biz şimdi, can Şimdi, ya. onu da yapabilir. O Ben onu söylüyorum yani. Hatta evet. hatta sıfır faizle de borçlanabilir hazine. Sıfır faizle sizin, de borçlanabilir. E, saygı duyuyorum Yunus Bey. Şimdi sizin modeliniz tabii e, bambaşka bir model anlatacaksınız. Bunlar tartışılacak. Sonuçta belli bir noktaya gidilecek. Ve faizsiz model olduğu için de ben saygı duyuyorum. Mutlaka tartışılması gerekir. Mutlaka ekonomistlerin bu işe kafa yorması lazım. Bu model olur. Bir başka faizsiz model olur. Bunların kafa kafaya vererek bir sonuca bağlanması gerekir. Onda benim bir itirazım. Benim itirazım şu. Yani samimi olalım, dürüst olalım. Diyelim ki ya 18 lira panik havasıyla oluşturulmuş fiyat olduğu gibi devletin %22 ile borçlanması da oluşturulan panik havasıyla sağlanan bir faizdir. Şöyle bir 10 gün sabredelim, bir ay sabredelim, görelim %22'den inecek mi? Devlet dediniz ki, devlet niye faiz alıyor? Kaç alıyor faiz devlet? Neden? Ne neden de, alacak ne, alacağını da al ne, yani bunu bilmiyorum o Ama olmaz farklı, ki. farklı farklı faizler kaç alıyor yani? devlet ha, maliye cezalar, kaç %36 alıyor. mesela cezalar da yanlış hatırlamıyorsunuz Ce işte. <laughs> %36 öyle, öyle bir algı oluşturuluyor ki sanki son dönemde yani faizler de artmış arttı. faizler artmadı faizin artması için kanun çıkması lazım ben bir kanun duymadım normal alacaklar da %9 mu yıllardır Evet. İcra takiplerinde %9 duruyor aynen ha enflasyonun da altında duruyor. Şimdi bunları böyle e, piyasadaki algılarla yürütmeyelim. Bakalım gerçekten düz bir şekilde %10 e, dolar 18 liraya çıktığı zaman ya olabilir dolar 10 liradır, 9 liradır. Size göre 9'dur, bana göre 10'dur, bir başkasına göre 11'dir ama 18 olmadığı kesin ya. Bir günde 1 lira kazanır mı? Ya ne oldu da kazandı? E ne oldu da indin diye sorguladığımız zaman bir operasyon çekildiği belli. E i̇n adına in adına da gidip de efendim ne oldu sen faizi indirdin de doları zıplattın dediğimiz zaman Saadet Partisi'nin dediği gibi e sen nasıl faize bir karşısın zaten. diye yani soralım ben. Temel Bey'in yapmış olduğu <laughs> o açıklama bir facia yani. Hala samimi da devam ediyor. Asla samimi değil. Hala da devam ediyorlar. Yunus Bey'e cevapla geçiştiriyorum galiba e, vaktimi. Büyüme kim büyüyor dedi Yunus Bey. Halk değil. O zaman ben sorarım. 5 sene önce, 10 sene önce Türkiye'de kaç kişinin arabası vardı? Bugün kaç kişinin arabası var? Yani bir araba üzerinden bakalım. veya da taşınmaz üzerinden bakın. Kaç kişinin dairesi vardı? Bugün kaç kişinin dairesi var? Bu bir büyüme değil midir? Yani insanlar, daha fazla insan araba alabiliyorsa, bu halka da yansıyan bir büyüme değil midir? Yeterli midir derseniz yetersizdir eyvallah. Yani her yıl %7 %8 büyüyoruz diyen bir ülkede ben derim ki vatandaş da asgari gelirli de her yıl %7 %8 büyüsün kardeşim derim. Yani babacanın kahraman ilan edildiği 129 <laughs> milyar dolardan borcu aldı. 436 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam. Devletin Bıraktı. borcunu söylerseniz fark etmez hepsi. hay hay Hepsi hayır. ve total ya borcu ben söylüyorum. gidip de dışarıdan borç aldıysam devlet ne ya? Şimdi dev neticede ya. devleti siz yönetiyorsunuz yani. Bu ne yapacaksınız? Ali doları... Karahanoğlu gidip de devam borç alamaz mı diyeceksiniz. Yok yok onu alırsınız da sorarsanız şey? da... koyabilir miyiz? Hani hukuk dediğiniz şey özgürlüklerdi. Hani serbest ticarette Ali Karahanoğlu gidip de ahmaklık yapıp Amerika'dan dolarla borç alacaksa Şirket kuracaksa burada devlette otur oturdun yere Ali nereden gidiyorsun Amerika'dan borç alıyorsun diyebilir mi ya olur mu o böyle borç, bir şey O onu demesi anlamada değil. Devletin demiyorum. borcunu söyle. De 200 küsür 217 milyar. Yani evet. o Peki. kadar küsür bir milyar borcu var. Yalnız Peki, bunla, bitirmiş olayım ben. Bunların yapılmasına da gerek kalmadan Eyvallah. hamleler yapılar Kenan ya. Bey. Eyvallah. Bir dönem stokçuluğu konuşuyorduk. Ki hala konuşacağız herhalde kimilerine göre. E tabi stokçuluğun da bir maliyeti var. Daha fazla ellerinde mal tutamazlar. Önceden önlerini göremiyorlardı vesaire. Şimdi o da ortadan kalktı. E, giyimde bazı markalar indirimlere gitti denildi. Gübrede e, olumlu yönde bir yansıma var. E, indirim oldu denildi ama... ...tabii özellikle vatandaşı ilgilendiren çarşı pazar. Şimdi... Yetkililer bir şekilde indirim olacağını söylüyorlar. Anladığımız kadarıyla beklemeyip bir şekilde de müdahil olmaya çalışıyorlar gibi. Nasıl indireceğiz bu fiyatları eğer gerçek maliyetinde değilse ve şişirme rakamlarsa? Fikri takip için ama bazı fiyatları verin ki sonradan tartıştığımız evet. zaman o fiyat üzerinden tartıştığımızı bilelim. Yani sonra fiyatları Mesela yani evet, ya şöyle düşünelim. Gene devam en edelim. En masumane evet. küçük bir çocuk ne yapacak? Süt içecek. Ya tamam. da asgari ücret bir kutu süt. Aldığınız süte göre değişir. Yağsız süt vermeyeceğine tamam, göre Tamam en söyleyelim. 15, 18, 18'e kadar 18 lira var. ben gördüm. 18 lira. Bakalım bir ay sonra. Yükselmeden önce 7,5 TL'ydi evet. bu süt. Tamam 18 liraya bu ülkede şu an bugün itibariyle 24 Aralık itibariyle süt var. Bakalım bir ay sonra. Yoğurt 30 TL 55 TL oldu. 58 55 TL. 28 Rakan TL. rakam verelim ki. Hı hı. O fiyat üzerinden bir ucuzluk, Ben hatırladıklarımı söyleyeyim. Ucuzluk demeyeyim o şişme. 26 Hava alanında TL'lik peynir 58'i görmüştü en son. 51 58 TL. 26 mesela. liraya ne zaman peynir vardı? Yusuf vardı Bey ya. yapmayın. Yapmayın, yapmayın. 2 sene önceki gazete manşetlerinden getiririm ben size. Hayır, peynir, ben çok ünlü beyaz markalı... peynir 48 lira diyor. Ama çok ünlü markaları değil. Ortalama söylüyorum. Hayır, hayır hayır. Yarım kilo diyorsunuz. Mesela 18 siz. dediğimiz ünlü bir marka. Yarım İsmini söyleyemiyoruz. Diyorsunuz. Peynir 26 lira olmaz kilosu. Şu an bir ay öncesinde de iki ay öncesinde de peynir 40 lira 45 liraydı. Yok ben aldığım şu peyniri özellikle liraya, size WhatsApp'tan çekip atacağım peki. Tamam, <laughs> etiketleri. de. Pek, pek. <laughs> Böylece birkaç fiyat vermiş Sıvı <laughs> yağı da ben söyleyeyim. Hı. Şu an 130 liraya satılıyor sıvı yağ. Tereyağı şu an Hası 90 lira, 110 liraya Siz 120 kilo bazında kadar söylemediniz değil mi? Yani 26 satayım. liraya peynir olmaz derken kilo bazında söylemediniz değil mi? Kilo bazında diyor. 26 kutu, ambalajlı kutu, ha, normal 26 lirayı 50 kilo, kilo. Ha, tamam. 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 Şimdi tamam. Anlaştık. anlaştık. Şimdi anlaştık. Peki, buyurun. Ya 126 lira mı şu anda? Şu an tereyağı 120 liraya da var, 90 liraya da var. Sıvı yağ. Sıvı yağ şu an 110 lira 5 litresi 130 liraya kadar da çıkıyor şu anki fiyat. Kenan bey. Hı -hı. Şimdi bence e, bütün bunları konuşurken aslında ne kadar olumlu ya da olumsuz söz söylesek de Türkiye'nin doğru ya da yanlış, gerçek ya da imaj, yani istikrar unsurunu kaybeden bir ülke olduğu görüntüsünü arz ettiğini bir sefer kabul etmemiz lazım. Ya Putin mesela e, Bu, Türkiye gibi oluruz e, gibi bir kelime şimdi kullandı. Şimdi orada hakikaten çok alaycı, böyle tahif edici bir ifade kullandı. Putin. Şimdi burada o zaman şöyle bir şey yani biz bu tartışmaları yapıyoruz, yapacağız doğruyu hakikati buluncaya, Türkiye dediğim ki normalleşinceye, efendim normal istikrarı elde edinceye kadar bunları yapacağız ama bir şey var yani bu tartışmaların e, gelmiş olduğu nokta Türkiye'ye e, şöyle bir resim verditti yani istikrarı kaybetmiş bir ülke. Yani yatırım yapılması güç bir ülke. Ama ben Ali Bey'den şu noktada farklılaşıyorum. Ben Türkiye ya da bir başka ülkeye her zaman için bir dış operasyon olur. Yani bu terör yoluyla da olabilir. Diplomasi yoluyla da olabilir. Her dönemde olmuştur. Ticaretle olabilir. Turizmle olabilir. Medya üzerine olabilir. Ne bileyim başka bir şey üzerine olabilir. Ama sadece Türkiye'ye dönük olmaz. Fakat asıl olan şey Türkiye'nin nasıl hani güvenliğini, sınır açısından, <laughs> efendim can güvenliği, mal güvenliği, ulaşım güvenliği açısından sağlamaya dönük bir hani egemenlik mücadelesi veriliyorsa orada da o hakimiyet mücadelesini siz ekonomi üzerine de vermek durumundasınız. Yani ülkenin herhangi bir surette şu ya da bu ülkenin ya da ülkelerin ameliyatına açık bir ülke pozisyonuna getirilmesi bu sefer bu kabul edilemez. En başta biz bunu söyleyeceğiz. Türkiye yani bir bazı ülkelerin efedersiniz ama böyle parmağında oynatabileceği, avucunun içine alabileceği bir ülke görüntüsü asla vermemeli. Bu sefer bu büyük bir sıkıntıdır. Biz 2008 krizini atlaş, atlatmış bir ülkeyiz. Ama 2001 krizini biz atlatamadık. Ve ne oldu? Bankalar çöktü gitti. Kamu iktisadi teşekkürlerini yazmış olduğu zararlar milyarlarca doları ifade ediyor. Fakat AK Parti'yi AK Parti yapan ve her girmiş olduğu seçimde daha ileri, daha üst, daha yoğun oy oranları alarak iktidara taşıyan unsur neydi? Topluma vermiş olduğu güvendi. Değil mi? Refahın artacağı, değil mi? Bir noktada hayat standartlarının yükseleceği bir siyasi modeli sunduğu için AK Parti burada. Şimdi fakat son birkaç senedir bu istikrarı temin edeceğine ilişkin bir kaygı oldu. Geçen hafta burada konuştuk. Demir fiyatlarını konuştuk, tuğla fiyatlarını konuştuk. Siz diyorsunuz ki, yani siz diyorsunuz derken ben fiilen yaşadığım bir olayı söylüyorum. Tuğla alacağız. Veriyoruz para. Diyor ki abi biraz beklememiz lazım diyor. Bakın ben peşin parayla tuğla alamıyoruz. Yani peşin daha da artacağını düşünüyor belki fiyatın. Evet. Peşin istemiyor. parayla demir alamadığımızı, peşin parayla Çimento alamadığımızı düşündüğümüzde evet Ali Sam Bey'in dediği gibi evet Türkiye ihracat rekoru kırıyor mu? Doğru. Ama bakın enflasyon da, da rekora gitti AK Parti dönemi içerisinde. Yani AK Parti'nin kendisiyle kıyaslıyoruz. Yani bir Ecevit dönemiyle, bir Demirel dönemiyle, bir Tansu Çiller dönemiyle kıyaslamıyoruz. O zaten büyük bir felaket olur. Altından kalkamayız. Ama çimento'ya biz peşin parayla eğer alım e, ulaşamıyorsak e, o zaman orada bir sıkıntı var demektir. Tabii bunun küresel anlamda da bir sıkıntının parçası olduğunu söyleyelim. Yani ama benim ayrıştığım nokta o. Ben bunu salt bir dış operasyon gibi algıladığımızda Türkiye kendi eksiklerini, kendi gediklerini göremeyecek bir ülke olur. Ya özelleştirelim yapalım. Biz öz eleştiri yapmak <laughs> durumundayız. Ben ve açıkçası fikir Sayın sunalım. Cumhurbaşkanının da efendim Sayın Hazine ve Maliye Bakanlığının da Sayın Merkez Bankası Başkanının da şunu söylediğimizde biz yanlış yaptık, bu politikayı uyguladığımızda yanlış yaptık, bunu vazgeçtik, bunu bir kenara koyuyoruz, artık bundan sonra bunda ilerleyeceğiz diyerek açık net bir biçimde toplumun önünde bir öz eleştiri yapmasının daha doğru olduğunu düşünenler. Reklama gidelim, dönüşte yine sizinle devam tamam. edin, tamamlayın. Reklamdan Bey. sonra şuna da cevap isteyelim, 18 liradan operasyon yoksa 18 liradan 11 liraya gelmesinin sebebi nedir? Peki tamam. soracağız, önce kısa bir reklam. <laughs> Son bölümle yani üçüncü bölümle karşınızdayız sevgili izleyenler. Kenan Bey kaldığınız yerden lütfen devam edin. Bu arada Ali Bey'in bir sorusu vardı. Unuttunuz kaldığınız yeri ben hatırlatayım. Eğer dedi operasyon yoksa dedi yanlış hatırlamıyorsam 18 TL olan dolar nasıl oldu da bir gecede 11, 12, 13'e indi? Buydu değil mi? Evet. Bunu bir gece değil, iki, evet. üç gecede. Tabii ama ee, hiçbir şey olmamış değil ki yani olanları nasıl görmezden geleceğiz insanlara söylenen şey şu sizin e, yatırımlarınız Türk Lirası'nda kalsın ama her an dövize çevrilebilir bir mevduat olsun 3, 6 ya da 12 aylık mevduat e, hesaplarınız için verilen faiz eğer dolar üzerinden kazanacağınız paranın arkasında kalırsa o dolar kuru üzerinden hesaplanacak ve bu verilecek bugünden sonra ne fark yani eder yani bugünden sonra zaten? Şu an 18'den 11'e indi yani. Bitti o iş. Şimdi ya bitti bitti. Neticede 18 lirayı gördü mü bu? Tabii gördü. değil mi? Esas o Bit. benim deliğim. Bakın. Hayır. Altının gramı 1000 liraya yaklaştı mı? Hiç yaklaştı. Şu an 650. Hayır hayır. O günü söylüyorum. Evet. o günü. Ali i̇şte onu söylüyorum zaten ben de. Bin olan nasıl oluyor 650 oluyor? İşte bu onu olduğu izah... için oluyor. Yani i̇stediğiniz garantiyi verin siz şimdi. Deyin ki cep telefonlarına kur garantisi veriyorum deyin. Şunun fiyatı eğer 4000 liraysa... ...3000 liraya, 2000 liraya inebilir mi? Olur Ali mu böyle bir şey? Evde büyük bir meblağ var. Ve bu meblağ yaklaşık olarak... ...300 bin kişiye ait bir hesap. Doğru mu? 300 bin kişiye ait bir hesap. Ve... Bankalarda milyarlarca dolar para geziyor, dolaşıyor. Bu bazen altın oluyor, bazen dolar oluyor, bazen euro oluyor, bazen TL oluyor, bazen başka bir şey oluyor. Ama bakın, paradan para kazanan insanlar eğer ülkenin ekonomisine müdahale edebilir bir görüntü olursa bu ülke için büyük bir felakettir. Tüm bu Türkiye'de olsa böyledir, Afrika'da olsa böyledir, Rusya'da olsa böyledir, Amerika'da olsa böyledir, Hindistan'da olsa böyledir. Değişmez bu. Çünkü 83 milyon içerisinde 300 bin kişinin hesabı nedir? Bir düşünelim. Yani normal olmaya çalışalım biz. Birincisi bu. ikincisi de. Şimdi belki bir gündemi biraz farklı bir yere doğru taşıyacağız ama. Şimdi Türkiye uzun bir zamandan bu yana kendi bölgesi içerisinde bir politika üretmeye çalışıyor. Bu politikaların bir kısmını da sonuçlarını alıyor ya da almaya çok yakın bir pozisyonda. Örneğin hatırlayalım. Türkiye'nin körfez ülkeleriyle başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hı hı. olmak üzere 2011'den beri ama açık bir biçimde aslında 2017 haziranından bu yana ilişkiler neredeyse kopma noktasına geldi. Çok ciddi bir gerginlik, çok ciddi bir çatışma vardı. Fakat ne oldu işte en son 15 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliaht prensi Türkiye'ye geldi ve bir takım anlaşmalar üzerinde konuşmalar yapıldı, imzalar atıldı ve atılacak. Şimdi buna benzer bir durum aslında... Türkiye'nin Ermenistan'la yaşamış olduğu bir süreç var. Yani Türkiye ve Ermenistan biliyorsunuz karşılıklı olarak iki özel yetkili büyük elçi atadılar hı hı. ve bu iki özel yetkili büyük elçi ki birisi Türkiye adına Serdar Kılıç Türkiye'nin eski Washington büyük elçisi bu iki e, elçi özel yetkili elçi temsilci neyi konuşacaklar? Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyi konuşacaklar. Yani artık Ermenistan Türkiye topraklarında gözü olmadığını, anayasasında olan bir takım diyeyim ki Türkiye'yi rahatsız eden unsurların ayıklanacağını, efendim Türkiye'de buna karşı sınır kapılarının açılacağını, geliş gidişlerin, efendim uçak seferlerinin, anlaşmanın, ticaretin olmasını konuşacağız. Peki bu neyle ilgili olarak olacak? Hepimizin bildiği gibi 30 yıla yakın bir süre içerisinde Ermenistan'ın ki Rusya'nın, Amerika'nın, Fransa'nın yoğun desteğiyle dağlık Karabağ bölgesini işgal altında tuttuğu bölgelerden çıkartılması üzerine oldu. Yani bir taraftan Ermenistan ve Azerbaycan arasında yapılan ateşkes anlaşması barış anlaşmasına dönecek. O süreç içerisinde de Azerbaycan'ın Nahçıvan'la olan ve Türkiye ile olan bağını bağlantısını kuracak Zengezur geçidinin ya da koridorunun açılması söz konusu olacak. Bu koridor açıldığında, inşallah açılacak. Açılması için gayretler yoğunlaştırıldı. Açıldığında Türkiye açısından sadece lojistik değil, sadece bir yol projesi değil bu. Buna bağlı olarak birçok proje de hayata geçmiş olacak. Bu durumda aslında şunu görmemiz gerekiyor. Türkiye bu kadar diplomatik anlamda atak yaptığı bir vasatta ülkenin içerisindeki ekonomisini de ayakta tutmak durumunda. Toplumun moralini, motivasyonunu yüksek tutmak durumunda. Öbür türlü ne derler? Şöyle derler insanlar, toplum şöyle der. E biz burada e, efendim yağ alacağız, yumurta alacağız, süt alacağız. Fiyatlar her gün artıyor. Biz gidiyoruz e, Azerbaycan'a, biz gidiyoruz Kıbrıs'a, biz gidiyoruz Suriye'ye, biz gidiyoruz Libya'ya, biz gidiyoruz Doğu Akdeniz'e gibi. Yani Türkiye'yi dışarıdan propaganda edildiği gibi maceracı, neo Osmanlıcı, neo itihatçı gibi bir takım yaftalamalara... Toplumun bir kısmı da bu sefer gönül vermiş olur. İşte onu da ortadan kaldırmak ve arkasını daha sağlama alıp daha uzun erimli, daha uzun vadeli planlar yapıp onları hayata geçirmek açısından Türkiye'nin içerideki ekonomik istikrarı daha yüksek bir biçimde temin etmesi gerekiyor. Az önce ifade edildi ama ben onun üzerine bir kez daha durmak istiyorum. Evet ihracat gerçekten Ama konuya geçmeden birkaç Buyurun. hemen not aktarayım. Özür dileyelim. Azine ve Maliye Bakanı Nurettin Ebati şu anda bir canlı yayında sevgilisi işler. Hemen kısa kısa neler söylemiş hatırlatayım. Bu yazdan itibaren ekonomide olumlu dönüşümler göreceğiz. Üç günde kendi imkanlarımızla dövizde bu noktaya geldik. Düne kadar bu işin çözümü yüksek faizdir diyenlere tokat gibi bir cevap verdik. Yüksek faiz aslında öğretilmiş bir yanlıştır. Şöyle devam ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklık pazartesi akşamına kadar olan bir köpüktü. Köpük gidiyor. Manipülatif, spekülatif söylemleri ciddiye almayın. Burada güçlü bir ekonomi yönetimi var." demiş sevgili izleyiciler. Yine devam ediyor. Piyasadaki fiyat artışları haksız Konuştuğumuz konu, Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasaya girdiği zaman nasıl tedbirlerle karşılaşacağını piyasa iyi bilir. Yeni tedbir paketleriyle piyasayı öyle şaşırtacağız ki karamsar hava yaratanlar kaçacak yer bulamayacak. Buyurun. Evet. Bunlar güzel açıklamalar. Bunlar <laughs> e, siyasetin, hükümetin görevi e, topluma olabildiğince güven aşılamak. Yani onları korkudan, kaygıdan arındırmak, onları yalnızlık hissinden kurtarmak olacak. Olmalıdır zaten. Ee, ama şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye kendi bölgesinde bir çekim merkezi olmanın mücadelesini veriyor. 20 yıldır bu mücadeleyi veriyor. Bu mücadeleyi verirken artık mesele sadece Kerkük'ten ibaret değil. Artık Irak'ı konuşuyoruz. Suriye'yi konuşuyoruz. Sadece... Kuzey Kıbrıs'ı değil, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Sadece Karda kayalıklarını değil, Ege Denizi'ni konuşuyoruz, Karadeniz'i konuşuyoruz. Hazar'a uzanmanın gerçek anlamda, reel anlamda altyapısını oluşturmanın mücadelesini veriyoruz. O zaman bütün bunların hepsine hesap yapan, bütün bunların hepsine ilişkin kuşatıcı bir politika üretmeye çalışan bir Türkiye'nin doğal olarak kendi içindeki istikrarı daha ki, üst düzeye taşıması icap ediyor. O yüzden ben Türkiye'nin içeriden, dışarıdan efendim, algı ya da gerçek hiç fark etmez Öylesine istikrarsız bir görüntü arz etmesini doğru bulmuyorum. Onun için hükümetin yapması gereken, maliyenin yapması, Merkez Bankası'nın yapması ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken iş, her şeyin normale dönüşmesidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devleti olmanın mücadelesini vermek durumundadır. Ama o zaman ne oldu mesela? Hemen bir kurda oynaklık olunca diller ki kontrollü kambiyo rejimi olsun dedi. Hemen Cumhurbaşkanı dedi ki böyle bir şeye asla biz geçit vermeyiz dedi. Ya da belirdi ki ekonomide o hal ilan edilsin dedi. Sayın Numan Kurtulmuş dedi ki bunu ancak yani çıldırmış olmak lazım bunu söylemek için dedi. İşte bakın bütün bunlar aslında anlık olarak e, içeriden ya da dışarıdan iyi niyetli ya da kötü niyetli. Yapılan bütün o yanlış teklifleri, yıkıcı teklifleri elinin tersiyle itmesi ve istikrarı işaretlemesi anlamına gelir. Ben Türkiye'nin bu yolda ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu da söylemek mecburiyetindeyim: Türkiye sadece e, bütün sorunlarını dış güçler ya da üst akıl ya da başka bir takım isimlerle e, sorunları dış kaynaklı ilan ederek bu işin üstesinden gelemez. Ben her halükarda öz eleştiriyi önemserim. Yapılan yanlış var mı? Eksik var mı? Nerede yanlış yaptık? Daha iyi nasıl olabilirdi gibi bir takım soruları sormak zorundayız. Ama bizde sadece muhalefetin yıkıcı görüşlerine bakılıyor. Örneğin geçen hafta biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki biz TÜSİAD'dan harekete geçmesini bekliyoruz dedi. Şimdi TÜSİAD'dan Harekete geçmesini beklemek ne demek? Yani hani diyeyim ki hani sol sosyal demokrat falan diye niteliyor ya kendisini e, Cumhuriyet Halk Partisi diyelim ki öyle öyle olduğunu kabul edelim. Normalde şöyle dese ben anlarım efendim yani Türk İş Sendikası efendim e, Hak İş Sendikası e, DISK arkadaşlar hani bir şeyler yapmamız lazım filan dese anlarım ben ama siz uluslararası sermayenin Türkiye distribütörü gibi çalışmış bir e, odağa e, yardım e, için yönelirseniz o zaman demek ki siz uluslararası sermayenin e, bir parçası haline gelmiş olursunuz. Ya da bunu itiraf etmiş olursunuz. Bu çirkin bir görüntüdür. Ben bunu hiçbir kimseye yakıştıramam ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu kendisine yakıştırmışsa mübarek olsun deriz. Ama şunu da hatırlatmak durumundayız. Ya bu tisiyat değil miydi? 1978'de 79'da gazeteye verdiği ilanlarla e, hükümet düşüren bu tüsyat değil miydi arkadaş? Demek durumundayız biz. Yani o çelişkileri dikkat çekmek zorundayız. İkinci olarak da Türkiye'de maalesef yani muhalefet biraz böyle e, olmazları e, olur olurları da olmaz kılmanın e, sanatı gibi anlaşılıyor. Bunu hı hı. iki şekilde örnek vermek istiyorum. Kıyas yapılsın diye hani geçen akşam bir televizyon kanalında. Bir program vardı. O program esnasında sizler de en azından o enstantaneyi görmüşsünüzdür, o bir dakikayı görmüşsünüzdür. Doların düştüğü haberi ekrana yansıyınca sunucunun, moderatörün ve e, e, stüdyoda bulunanların yüzünden düşen bin parça oldu Hangisi? bir Hangisi? 5-6 tane var. Ee, Hanımefendi. Bir tanesini söylüyorum. Evet, yani efendim. Öbürleri de ama bu Bo, çok bu bazı bariz. takılan mı? Evet evet boğazı takılan tamam. böyle boğazı düğümlenen bir <laughs> arkadaşlar vardı falan. Şimdi ben onu görünce e, Yunus Bey aklıma ne geldi biliyor musunuz? Aklıma ister istemez belki de sizin de aklınıza gelmiştir. 15 Temmuz gece yarısı bir program yapılıyordu. Biliyorsunuz meşhur bir uluslararası bir e, muhabir vardı. Kerim Balcı diye. Evet. Zaman Gazetesi'nin. Evet. evet. O işte şudur budur darbe şudur <laughs> falan diye anlatırken Sonra bir anda alt yazı geçti. Dedi ki işte Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı sokaklara inmeye davet ettiğince ne dersiniz deyince aynı o durum aklıma geldi. Şimdi Türkiye'nin başına kötü bir şey gelirse sevinen, Türkiye'nin başına iyi bir şey gelirse üzülen bir ister gazeteci olsun, ister diplomat olsun, ister siyasetçi olsun, bir, ister bir bürokrat var. başka bir şey olsun hiç fark etmez. Bu hastalıklı kafa, bu hastalıklı gönül, kalp ne derseniz diyeyim kişilik, karakter Gençler bu ülkeye ben eminim ki düşmandan daha fazla zarar vermektedir. Ve böyle Peki. insanlar bu ülkede siyaset yaptıkça, gazetecilik yaptıkça, bürokratlık, diplomatlık yaptıkça... ...Türkiye'nin başka düşmana da ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. Son sözüm de budur. Peki. Birçok mesaj gelmiş. Tabii birçok soru var ama programın formatına çok uygun değil. Ama bazı talepler var. Özellikle bana da yazılan sokak köpekleri konusunu konuşmayacak mısınız diye. Önemli bir konu gerçekten de Ali İhsan Bey. Peki soru iyi. Madem istediniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı bugün. Sahipsiz köpeklerin yeri sokaklar değil barınaklardır. Ama buna da özellikle hayvanseverler ya da kendilerini öyle nitelendirenler, karşı çıkıyorlar barınak şartları kötü diye. Ama maalesef çok kötü görüntüler de ortaya çıkıyor. Özellikle son 1-2 yılda aklımda birçok görüntü var. Ee, yeni görüntüler var. En son Kayseri Kocasinan'da çocuk okuldan eve dönerken eğer o kadıncağız ya da kadın olmasaydı o Allah e, muhafaza. E, ablamız olmasaydı çocuğu belki parçalayacaklardı. Büyükçekmece'de genç bir arkadaşın üzerine atlamış, korkmuş ve kamyon altında kalmıştı. Evet. Yine bir şehirde bisikletin üzerine gitmiş çocuk arabanın altında kalmıştı. Evet. Birçok. Ama sadece sahipsiz olanları konuşmayalım. Tabii Pitbull bugün bir de bu de Pitbull Gazette. denilen e, gerçekten büyük bir rezalet var. İnanılmaz. Ben Pitbulllardan ziyade o Pitbull sahiplerinin cezalandırılması tarafında. Bugün tutuklandı ama kanun ee, nereye kadar ama, ne yapacak? Bin yani lira ceza kesildi. Ama sürekli bunu yaşıyoruz kadar. biz yani bu yani bizim normal midir bu? Ya ben Fatih defesi Paşa Caddesi'nde. Asansöre o köpeklerle bilmek zorunda kalıyorsunuz. Bakın Paşa Caddesi'nde ben. gezerken bu köpekler ki yani yani köpeğin tabiatı o artık bilemiyorum özel aşılarla mı özel karışımlarla mı oluyor neyse köpek sağa sola saldırı gibi geziyor. Fakat onu e, efendim tasmasından tutan gençler kadınlar, çocuklar korktukça bunlar kahkaha atıyorlar. Zey kalıyorlar. Yani. Şimdi böyle bir sapık bir karaktere Müdahale yani aslında onun hali mi? köpeğe sirayet ediyor. Yani asıl mesele Hakikaten. bu. Yani sahipsiz köpek diye bir şeyle mücadele alıştırıyorlar bir Sahibi köpekten daha <laughs> çarpık bir mantığa sahipse onu nasıl yapacağız? O, o daha onu konuşalım önce. Çünkü hayvan fıtratında olanı yapıyor. Ne dersiniz? Tabii bir de kanun var. Az önce programın başında söylemiştim. Ama biraz yanlış söylediniz eğer <laughs> tamam, öyle zaten bir imkan yok. Türkiye'nin gündeminin böyle hepten önemsemiyor değilim. Ama yani insanlar patır patır intihara doğru gidiyor. Dolar 18 lira oldu. Kaç lira olacak? Pazartesi 20, salı 21 diye tartışılan bir günde eve ekmek götüremiyoruz diye insanların bağırdığı bir gündemden şimdi eğer izleyicilerin baskısıyla biz sokak köpekleri ne olacak noktasına geldiysek bu sevindirici bir gelişme. Demek ki o suni gündem artık toplumun da gündeminden çıkmaya başlıyor. başladı. Şöyle demek. hanımefendi e, çocuğunu alıp okula gidemiyor. Sokakta bir köpek çetesi var. Şimdi 15 söylediğiniz şey bir, iki, topu topu saydığınız önemsemiyor değilim bak. Hı hı. Ama vereceğiniz örnek sayısı onu 15'i geçmeyecek. Yani topla, çarpalım onunla, çarpalım yüzde. Bin kişi, 2000 kişi, on bin kişi, yüz bin kişiyi ilgilendiren bir mevzudan bahsediyoruz. Bahsedelim, eyvallah. Ama, bu Ama işte 83 milyondan kaybet. bahsediyorduk biraz önce. 83 milyonun 2 milyon tuzu kurusunu kenara çekin. 81 milyon insanın evine ne götüreceğini tartışıyorduk. Dolardaki operasyonu tartışıyorduk. Fiyat şişkinliğini tartışıyorduk. Asgari gelirli, asgari ücretle evine ekmek götüren insanları konuşuyorduk. Daha bir hafta önce ekmek 3,5 lira da yetmez. Şu an resmi fiyatı 2,5 lirayken 3,5 da yetmez. 6 olacak diyen ahlaksız siyasileri görüyorduk, tartışıyorduk. Şimdi geldik. Sokak köpekleri 100 kişi, 1000 kişi. Ama bu biraz da gündemle alakalı. Sayın Cumhurbaşkanı konuya dikkat çekmesi, Twitter'dan bir anda gündem olması bir vesaire. Kitbol, Hı -hı. küçük kızımızı ağalayacak kötü şekilde. bir görüntü kötü bir örnek. Şimdi barınağa sokak köpeklerini belediyeler alıp götürdüğü zaman onu engelleyen bir kanun ben şahsen bilmiyorum. Bülent Bey belki o konuda ayrıntılı bilgisi varsa bize yardımcı olur. Ama ben zaten mı? belediyenin buyurun Özür dilerim. Ama hemen. yoruma bağlı olmaz. Hemen bulacağım. Yanlışlık olmasın. Yok, zaten. Yoruma bağlı olmasın. Çünkü sonuç itibariyle belediyenin görevi o zaten. Sokak köpekleri dokunulmaz değil. Yani insanlar bile sonuçta... Şöyle okuyayım ben. Aynen not aldım. 24 Haziran 2004 tarifi 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması başlıklı 6. maddenin devamı şöyle şöyle diyor. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakım evlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır. Esastır diyor. Yoksa zorunludur demiyor. Yani hedefiniz budur diyor. Bir sıkıntı olmadığı takdirde hedefiniz bu olacak diyor. Onlara bakacaksınız. Gücü yerine geliyorsa onu tekrar bulunduğu doğal ortama bırakmak için hedef belli. Ama bu hedefi mutlaka vatandaşları esastır tamam, demek, vatandaşları yapacaksınız demek. Vatandaşların tepkisi şu. Evet. Dilekçe verdim. Dilekçeme cevap gelmedi. Bir daha Sıkıntılar gittim. Sıkıntılar var. Baktılar. Tabii dediler ki biz köpeği aldık, kısırlaştırdık, küpesini vurduk, saldık. Niye? Bu kanunu o zaman bahane hayır, mi ediyorlar? Hayır, bahane ediyorlar. O kesinlikle herhangi bir toplumsal probleme sebebiyet verecek. Tamam, bahanelerini elinden öngör... alalım. Yani şundan bile hayır, bize esas esastır, esastır diyeceksin tabii yani bir hayvanı siz alıp da doğada yaşayacak bir hayvanı alıp da hapishanede tutar gibi dört duvarın arasına nasıl bırakırsınız? Tabii ki onu doğal ortamda. He, sokak doğal ortam mıdır? O tartışılabilir. Ama siz işte bir ayıyı, bir maymunu alıp da ki hatırlayın, yani bahsettiğimiz yani burada. hapsedenler bile etmeye. var. Yani eve bile hapsedenler var. Dolayısıyla bunu çok fazla tartışmaya gerek yok ama en uç noktadaki o pitbull, vahşi hayvanları, köpekleri <laughs> evlerde besleyenler için mutlaka çok daha caydırıcı cezalar getirilmesi lazım. Onlarla ilgili yani ben mecbur değilim bir pitbull köpek besleyen bir kişiyle aynı apartmanda olmaya mecbur değilim. O kişi eğer gerçekten öyle bir hayvanı beslemek istiyorsa gider özel bir mekan tutar villamız olur başka bir şey mi olur insanların herhangi bir şekilde korkmayacağı ve saldırmayacağı insanlara saldırmayacağı bir ortamda besler Yurt ama dışından bir izleyici yazdı ben Almanya'da yaşıyorum burada kesinlikle sokakta bir tane köpek bulamazsınız ama diyor. işte topluyorlar o dedikleri gibi belediye imkanlarıyla esas odur ne yapıyordur büyük ihtimalle o sokak köpeklerini alıp e, gücünü kendisine geldiği dakikadan sonra doğal bir ortama bırakıyordur ama o doğal ortam sokak ortası da değildir büyük ihtimalle. Ya da trafik değildir. Trafiği de tehlikeye düşürüyorlar. E, hepsi yani o söylediğiniz örnekleri ben izledim. Yani bisikletle giden bir Çocuğa, çocuk e, hiç bir kusuru, hiçbir suçu olmayan kaldırım, veyahut da bir kamyon geçerken kaldırımdan yürüyor genç çocuk. Kaldırımdan yürüyen çocuk. Oradaki köpek kafasını kaldırmasıyla korkuyor. Niye korktun diye kişiyi sorgulayacak halimiz yok. Dolayısıyla bu konuda tabii iki uç arasında da gidiyor toplumumuz. Bir yandan hayvan severler. Efendim siz karışamazsınız. Apartmanda da biz besleriz köpeği veya başka hayvanları. E başkasının çocuğunu parçalıyorsa? Yani parçalıyorsa belki uç örnek ama korkuyor. E, yani sizin olabilir. hakkınız var mı? E, bir başkasının çocuğu eğer bundan korkuyorsa... Siz o onu gördüğünüz halde bana ne efendim korkmasın deme hakkınız var mı? Böyle bir şeye kimsenin hakkı yok. O zaman şöyle yapalım. Gece yarısı asansörde e, kafamıza e, şeyler geçirelim. Bilmem ondan sonra aa diyelim çocukları korkutalım, insanları korkutalım. E korkma efendim diyelim. Siz köpekten korkan bir çocuk varsa ve bunu da önleyemiyorsanız, eğitimini veremiyorsanız ki bakın verdiğiniz örneklerde ben... Öyle hayvanseverlik dürtüsüyle söylemiyorum bunu. Verdiğiniz örneklerin ikisinde de aslında köpek saldırmıyor insana. Sadece şöyle bir kaldırıyor kafasını. Veyahut da belki de oynamak için. Ha bisiklette yani. o araç. Evet. Dolayısıyla belki bir başka yönüyle de insanlarımızı da eğitmemiz lazım. Çocuklarımızı eğitmemiz lazım ama pitbull, Pitbull. Neyi ne yeteceksin canım? Bu hayvan sonuçta ne yapacağını kim kestirebilir? Sahibi de kestirebilir. Tehlikeli bir ırk. Tehlikeli. Dolayısıyla bunu hiç tartışmaya bile gerek yok. O pitbull üzerinden tartışmayalım. Ama öbür sokak köpekleri üzerinden tartıştığımız zaman çocuklarımızı da eğitelim. Ama öbür taraftan da kimsenin efendim apartmanda yaşarken bir başkası köpek besleyeceğim diyerekten <laughs> onun o hobisini katlanma şeklinde bir zorunluluğu yok. Bülent Bey Gazete Tek ailesinde Asiye Ateş 4 yaşında kız çocuğu. Bilmiyorum herhalde görmüşsünüzdür. Bayağı evet. bir gündemdeydi. E, bulunduğu sitede basket sahasında oynarken maalesef iki tane pitbull saldırıyor. Vatandaşlar, komşular elinden zor alıyor. Şimdi 6 gözaltı vardı. 3'ü tutuklandı. Kanun ne diyor? Bundan sonra ne olacak? Tabi evet. para cezası kesildi en üst sınırdan. Evet. herhalde salı verilecekler değil mi? Tam ilgili maddesini bilmiyorum. Konuya çok hakim değilim ama ben e, hukukçu e, kişiliğimden ziyade bu yaz böyle söylediğiniz olayı selüvded yazdığımın hemen önünde iki tane küçük kız çocuğuna e, o da pitbull muydu doberman cinsi bir şey miydi kırma da olabiliyor yani, bir, bazen, yani. iyi, gördüm balkondan saldırdı. yani e, saldırdı perişan etti ah. ve e, sahibesi de bir bayan olmasına rağmen yani öyle bir köpeği bir bayan besliyor dolayısıyla benim ee, şahsi tavsiyem burada Ali İhsan Bey'e yürekten katılıyorum. Bu tarz saldırgan fıtratlı köpekler kesinlikle müsaade edilmeli. Yani asla meskün mahallede site olsun şey olsun asla beslenmesine müsaade edilmemeli. Bu tabi devletin e, belli ırklar için getireceği tamamen yasaklayıcı tedbir olmalı. Onun dışında sokak köpekleri ile ilgili olan kısmında tamamen katılıyorum e, Ali Bey Üstadım'a. Fakat bu tarz e, olan hadisede köpekler derhal müsaade edilmeli, toplumdan soyutlanmalı, ilgili e, şekilde e, koruma altına alınmalı, sahipleri de mutlaka cezalandırılmalı. O ceza da... Cezadan kalsınız, para da bir ceza. E, yüksek miktarlı para bizim insanımızın anlayacağı o... Köpek bedelinin 2-3 katı bir bedel olmalı. Artı e, bizim yasalarımızda hem hapis cezası hem de karşılığı idari para cezaları var. Yani e, Ali Bey Üstadımın dediği gibi caydırıcılık olan çok yüksek olmalı. Çünkü ben o e, aradan kaç ay geçti hala o görüntüler hafızamda. İki tane küçük kız çocuğunun sahildeyken o köpekler tarafından kumsalda... O çığlıkları unutmazsınız çünkü değil mi? Küçük yani e, ne yapsam da balkondan onlara yetişsem e, ve o çocukların yaşadığı travmayı bir ömür boyu atması mümkün değil. İyi kurtarabilmiş Köpek yani e, sınır tanımıyor. Sahibesi zapt edemedi. E, elinden kaçtı çünkü. Onun için bu tarz köpekler kesinlikle müsaade edilmeli. Toplum içerisinde asla beslenmemeli. Sahiplerine ilişkin. Yapılacak olan işte belli tarihte duyuru yapılır bu saatten sonra bu tarz köpekler asla meskun mahallede bulunmayacak diye. Ondan sonrasında beslemeye ısrarla devam edip kamu sağlığını, kamu güvenliğini tehdit eden kişilerle ilgili de çok ağır müeyyideler gelmeli. İlginçtir. Gözlemlediğim kadarıyla mesela bu Kangal ve Selim. Kangal çocuklarla oynar, sever ama bu pitbulllar özellikle çocukları görünce saldırıyor. İlginç. Çocukları nasıl görüyor? Ama hakikaten öyle. Şimdi bu köpeklerin zannediyorum e, ne diyeyim? E, üreme biçimlerine müdahale edildiğinden ötürü doğru. E, sıkıntı oluyor. Genleriyle ya. Yoksa yani. normalde Tezah aslında hani zaten. köpek yani köpek ormanda yaşamaz. Köpek zaten hani şehrin içinde, mahallenin içinde yaşar. Ama ona rağmen hani bir tedbir alınır. Ama yani, buradaki e, sıkıntı şu. 20 25 tane oluyorlar. Tabii, şimdi yaşıyorlar. temel sıkıntı bu. Şimdi bizde şöyle bir şey yapıyoruz evet, ama evet. hakikaten bunu ciddi söyledim. Mesela e, şurası mahalle. Bu köşe başında 10 tane ayrı bir grup var. Bu köşe başında. Evet. 10 tane farklı yani bir grup var. döneminde birbirlerinin alanlarını ihlal ederse de saldırıyorlar büyük ihtimalle. <laughs> Tabii. O yüzden çeteleşme dedim. çeteleşme bir... derken şunu söyleyeyim ben sadece. Yani büyük şehirde Ali Sameli ifade etti. Ya şimdi ben köpeği çok severim. Köpekten de korkmam. Yani Hani saldırır falan filan diye şey yapmam ama bazı insanlar köpeği 30 metre ilerden görünce bir korkuya kapılıyor. Yani korkma kardeşim deme durumunda değiliz. Korkar yani yani niye korkuyorsun korkma kardeşim deyince o korku giderilmez yani. Onun için şehre ilişkin daha makul, mantıklı, yaşanabilir bir düzenleme getirilmesi lazım. Bülent Bey'in dediği gibi bir müsaade edilmesi lazım bazı hayvanlara. Ne olur ha işte Filan yerde depo vardır, filan yerde yazlık ev vardır, kışlık ev vardır. Orada besleyebilirsiniz ama İstanbul'da efendim, Üsküdar'da, Fatih'te bu olacak iş değil yani. Evet. E, bu tarz köpekleri besleye, e, mesela o olay için müşahhas örnek vereyim. O hanımefendi e, orada iki tane küçük kız çocuğu, yani 5-6 yaşlarında vardı yoklardı. Ebeveynleri uzaktı. Olay olmuş, insanlar... E, Infale kapılmış çocuklar çığlık atıyor sahibesi orada köpeğe karşı uzaktan koşarak gelen insanlar olaya müdahale etmek isteyen insanlara karşı o kadar fevri bir tavır sergiliyor ki hala köpeğine karşı e, yapılan muamelenin e, muameleyi hazmedemiyor e, hanımefendi de <laughs> köpekler kadar hırçın. Yani burada çocuk mu değerli, köpek e, mi değerli, ikisi de canlı. Ama sonuç itibariyle çocuktan yana tavır gerekiyor. Bizim gerekirken. toplumumuzda, evet, aynen öyle. Bizim toplumumuzda hepimiz hayvan severiz. Ama e, bu noktada e, bu tarz köpeklerin sahipleri veya sahibelerinin de rehabilite edilmesi belli ki daha çocukluktan itibaren o köpekle bir duygusal bağ kurmuş. Onun o yaptığı işlemi. E, hazmedemiyor. Onun için e, bu tarz köpeklerin sahiplerinin de e, o hayvan hakkı savunuculuğuyla inanılmaz sevri tavırlar sergileyeceği de bir hakikat. Peki, Yunus Bey, sizin bu konuyla ilgili bir diyeceğiniz var mı? Ben Yoksa... çok net konuşuyorum. Bu konuda çok net konuşuyorum. Birincisi hayvan hakları ilgili Türkiye'de çıkartılan yasaların yeterli olmadığını düşünüyorum. İkincisi insan kendi elleri... Koruma noktasında mı? Hayvanları koruma noktasında mı? Her çok yönlü. Hı. Hem hayvanları koruma hem toplumu koruma. Yani bu hayvan yasa çıktığı zaman sadece hayvanı koruma anlamında olmaz. Burada dile getirilen unsurların hepsi doğrudur. Ama insan ne yapıyorsa kendine yapıyor. Öyle bir şehir kurdunuz ki hayvanları şehrin dışına ittiniz. Yani bundan 10 yıl öncesinde... İstanbul sahillerine indiğiniz zaman kuşları sabah duyuyordunuz, o seslerini işitiyordunuz. Ama şimdi indiğinizde kuşları da şehirden kovdunuz. Her yeri beton yaptınız. Karı da yağdırmıyorsunuz. İklimi de değiştirecek bir şehirleşme evet. yapısı içerisine girdiniz. En büyük tehlikelerden bir tanesi az önce Alpay Bey çok güzel bir şey söyledi ki ben de o konuda son derece hassasım. Yaradılışına müdahale ettiniz. Yasada orada getirdiğiniz temel hayvanın hayvan hakkına müdahale ediyor kısırlaştırıyorsunuz ve bir gerekçeniz var. Siz bana hayvan düşmanı falan dediler. Şunu ver verir misin? Göster göster. Ha, sizin... Konuklar da görsün. Ben böyle güzel köpekler besliyorum yani. Bakın canavar. Maşallah kocaman. <laughs> yani hayvan düşmanı değilim. Hakikaten ee, köpekleri seviyorum. Pitbull'la ilgili hayvanın genleriyle oynadığınız zaman ee, yani yeni bir cins üretime çalışmasına girdiğinizde Allah'ın yaradılışı değiştirirler şeytanın fısıltamasıyla kulaklarını evet. yararsınız. Bugün aynen şeytanın yaptıklarını, emrettiklerini yapıyorlar. Hayvan kısırlaştırıldı diye kulaklarına çentik atıyorlar. Aynen ayette geçtiği gibi. Aynen böyle. E şimdi siz onu kısırlaştırıyorsunuz hangi gerekçeyle? Yasaya da koymuşsunuz. Onun dili yok ki hayvanın. ...hayvanın dili olsa da konuşsa ya cinselliğini alıyorsunuz elinden. Hangi hakla? Ve siz de diyorsunuz ki işte... Çoğal... Ama daha fazla yürüyor, daha fazla ürüyor. son olacak. Sen müdahale ettiğin için yürüdü. Kediler bir Mart ayında bağırırdı. Üredi. Evet. Kediler bir Mart ayında ürerdi. Şimdi 3 dört ür ürüyor. Çünkü sen bir doğaya müdahale ediyorsun. Hayvanın doğasına. Tabii o olumsuzlukları birbiriyle getiren bir şehirleşmen var. Belediyelerin bu konudaki hiç önemsemediği bir şey var. Hayvan severler diye hayvan haklarını savunanlar, bu toplumun temel öz değerlerinde var. Yani sizin dininizin hayvan haklarına verdiği önemi, atalarınızın hayvan haklarına vermiş olduğu önemi baktığınız zaman utanırsınız. O çıkardığınız yasa ne? Hiç. Şimdi ne yapacaksınız? Bu hayvanları getiriyorsunuz, <laughs> ben bakıyorum bazen, ormanlara getirip hayvanları bırakıyorsun. Gidin bakayım şimdi İstanbul'un kenarlarında, o hayvanlar açlıktan birbirini yiyor ya. E bazı arkadaşlarımız hususi olarak dernekler kuruyor ki orman meleği mesela bunlardan bir tanesidir. Burada oradaki kardeşlerime de selam olsun. Oradaki bütün zamanını, emeğini, kazancını oradaki topluyor ve oradaki ormandaki hayvanları bakmaya gidiyor ve o hayvanlara bakmaz o hayvanlar ölüp gidecek. E siz şehir şehrül emin diye belediye başkanlarının yaptığı nedir? İşte arada bir topluyor, mama topluyor. Onun için ne olması lazım? Ben bunu Çok bir, lazım. bir orada bir şey hatırlatayım tarihten. Yaklaşık 100 sene önce İstanbul'da yine sokak köpekleri problemi olunca bu köpekleri topluyor belediye marifetiyle Osmanlı yönetimi ve hayırsız ada dediğimiz adaya ...götürüyorlar ve e, bu hayvanlar... ...bir süre sonra Yunus Bey'in de ifade ettiği gibi... ...ya birbirlerini yemeye ya da açlıktan... ...böyle bağır evet. ölüyorlar ve... ...derler ki... E, ...geceliğin o köpeklerin oradaki haykırışları... ...o uğultuları... ...İstanbul'a kadar ulaşırdı ve... ...zannediyorum çok yakın bir zaman içerisinde... ...büyük İstanbul depremlerinden birisi daha oluyor. Dolayısıyla doğaya, fıtrata... ...bu şekilde müdahaleler yapılması... E, ...kesinlikle normal değil yani. Hani Gölcük depreminde... E, ...gördüğümüz şeyler... Allah muhafaza tekerrür etmesin yani. Evet, e. ekin, ekini bozanlar hayvanların soylarını bu şekilde bozuyor. Şimdi ne olması lazım? Kesinlikle öyle belediyelere verilen bazı bütçelerle değil. Merkezi bütçeye hayvan haklarını, e, hayvanların, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak bir bütçe konması lazım. Tabii bu gayri safi milli asılanın yüzde biri tarıma ayrıldığı gibi... Olmaması lazım. Tarımın şimdi yüzde bir ayrılıyor ama yüzde 0.5'i veriyor. Bu da hayvan hakları anlamında konulabilir. O zaman çözümler üretilebilir. Aksi halde mevcut yapının içerisinde nereye koyacaksınız? Şikayet edenler var ve sevenler var. E şimdi toplumu bu konuda birbiriyle çatışma noktasına mı getireceksiniz? E bunun bir uzlaşma noktası olması lazım. E bunu da kim yapacak? Belediyeler yapacak. Öyle sözde bazı mama yardımlarıyla çözülebilecek bir şey değil. İkincisi hayvanları kısırlaştırmayacaksınız. Siz hayvanların işte çoğalıyor, ürüyor endişesinden bunu yaptığınız için de o hayvanlar daha çok çoğalıyor. Daha fazla evet. saldırganlaşıyor olabilirler. Tabii ya kesinlikle ben ona inanıyorum. Yani yapılan aşıların etkisinden, olumsuz etkisinden şu anda ürken insanlarımız o hayvanlar kısırlaştırılırken ya da soy çaprazlama hı hı. kaliteli bir soy çıkartacağım diye ya fare kadar köpek olur mu ya? Fare kadar köpek olur mu? Böyle <laughs> bir şey var mı? Allah muhafaza. Evet. Yani bu hale gelmiş. Cebine koyacak neredeyse doğru. Ma, ki, maalesef. Yani e, merkezi bütçede e, bu ayrılması gerekir. Bunu parti programlarına e, koyan siyasiler de Hayvan hakları savunucu. Özür dilerim unutmayayım. Çip Özellikle sabahları problem oluyormuş. Camiye gidemiyoruz diyorlar. Yok öyle ben mi? gayet rahat gidiyorum ne var yani. Ya öyle köpe... demeyin canım sizin orada yoktur yani da adamın orada var. vardır yani. Ya Camiyeci o bir bahane. Sen git de o köpek sana eşlik eder orada. Köpek sana eşlik Yok, eder. Yok haksızlık ben... yapmayalım saldıran da vardır. Adam belki saldırmıştır maruz kalmıştır. Bunlar istisnadır. Hayvanları aç bırakırsanız saldırır. Hayvanların ihtiyaçlarını karşılarsanız köpekler insanlara sadık hayvanlardır. Ve insanlarla beraber yaşayan tabiatları vardır. Kediler de böyledir, köpekler de böyledir. Şimdi bazı insanlar bunu sevmeyebilir ama bu insan hayvanın doğasında vardır. Ve onun oluşturmuş olduğu insandaki psikolojik etki de çok önemlidir. Aşırı beslenme de fıtratını bozar mı? Kedi tembelleşmiş bu kadar böyle. Ya o insan fazla beslendi mi fıtratı bozuluyor, Hayvan bozulur tabii. <laughs> o da bozulur. Peki. Evet. E, i̇zleyicilerimiz istedi. E, açıkçası konunun ya da programın akışı değişti. <laughs> yani, talep ettiniz. Peki konuştuk herhalde. Başka bu konuyla ilgili eklemek istedikleri olan yoksa ben tekrar... Hayvan hakları ile ilgili Yunus Bey'e katılmıyorum. Şu an en son kabul edilen hayvan hakları yasasında e, gerçekten sorun olabilecek. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi ki İstanbul Sözleşmesi'nde atlamıştık biz 2011 yılında. Yeterince tepki vermemiştik. Sonrasında geylere, lezbiyenlere destek mahiyetinde bazı maddeler barındırdığını anladık. Ondan sonra tepki verdik medya organı olarak. Şimdi hayvan haklarında aynı hataya düşmemek için uyarıları AK Parti'ye yaptık ama bizim uyarılarımız hayvan hakları adı altında hayvanları veya hayvanseverlere fazla ayrıcalıklar tanındığı noktasındaydı. Dolayısıyla o noktada belki insanlar hayvan severliklerini devam ettirmek isteyebilirler. Ama onlar hayvan sevecekler diye bir başka kişiyle de aynı apartman çatısı altında yaşarken onlara o kendi özelliklerini dayatma hakları olmadığı kanaatindeyim. Giderler bir apartman bulurlar bütün hayvanseverler orada buluşurlar. Orada aynı apartmanda otururlar. O zaman belki çok fazla sorun olmayabilir. Ama siz 20 daireli bir apartmanda 18-19 kişi köpekten korkarken siz hem de pitbull gibi bir köpeği evinizde hem de bu eslemeye kalkarsanız ki kanunen yasak aslında bu. Belki de biraz abartmış da oluyoruz şu an söylediğimiz ifadelerle. Yani pitbull'un evde beslenmesi diye bir şey söz konusu bile olamaz. Ama maalesef bu kötü örnekleri görüyoruz. Fiili olarak karakola gidiyorsunuz, karakol bizim işimiz değil diyor. Belediyeye gidiyorsunuz, belediye bizim işimiz değil diyor. O ona atıyor, o ona atıyor. Dolayısıyla böyle bir kanuni boşluk da son kanuna rağmen maalesef var. Dolayısıyla herkes burada sorumluluğunu bilmesi lazım. Haklarını bilmesi lazım. Kendi hobisini bir başkasına da dayatmaması lazım. Kenan Bey ortak noktada nasıl e, buluşacağız? Mesela dernekler ya da hayvanseverler diyor ki barınak şartları iyi değil. Gelin görün oradaki hayvanını çektiklerine bir bakın diyorlar. E, sokaktaki vatandaş da kimisi diyor ki okula gidemiyoruz. Çocuklarımızın can güvenliğinden endişe ediyoruz. Bakın işte camiye gidemiyoruz diyenler var. Ali Bey'in vurguladığı gibi köpek hiçbir şey yapmasa da fobis olanlar var. Hayvandan korkanlar var. E, e, bunlar da bir can ama nasıl olacak? Ortak noktada nasıl buluşup sorunu tam olarak nasıl çözmek? Ya şimdi doğal ortamdan o hayvanlar da koptu çünkü insanlar da doğal ortamlarından koptu. Yani bakın biz neredeyse hemen hiç toprağa basmaksızın yaşıyoruz burada. Toprağa basmaksızın yaşıyoruz. Yani ya betona ya asfalta basıyoruz. Sonra geriliyoruz değil mi? Şimdi yani şey normal gibi. değil yani çoğumuz düşünelim gün içerisinde kafamızı kaldırıp gökyüzüne şöyle iki dakika böyle derin bir nefes alarak bakmıyoruz, bakamıyoruz. Şimdi bütün bunlar aslında bizi yaralıyor. Ama biz yaralandığımızın farkında değiliz. Zannediyoruz ki yani yaralanmak için illa bir yerden kan akması lazım. Ya da bir kolun, bacağın ne bileyim parmağın kırılması lazım. Ama duygu yaralanıyor, kalp yaralanıyor. Şimdi aslında hayvanlar açısından da böyle. Şimdi normalde aslında bu hayvanlar çok fazla insanlara sarmazlar ama şimdi onlar da sarıyorlar yani. Şimdi <laughs> bu hayvanları diyelim ki daha önce ne yaparlardı? Şehir dışına atarlardı ya. Hayvan ne yapıp edip koklaya koklaya tekrar gelecek. Çünkü bu hayvan şehir hayvanı, köy hayvanı insanın olduğu yere gelir. Ama tabii burada hani artık şartlar el vermiyorsa başka bir takım yollar bulmak lazım. Yani örneğin hani bu olsun diye söylemiyorum ama yani bu kısırlaştırmadan bahsetti. Şimdi kısırlaştırma olmazsa mesela biliyorsunuz birçok belediyenin veteriner kliniği var ve veteriner kliniklerinde sokakta bulduğunuz hayvanları götürüyorsunuz böyle bir <laughs> ki kafese koyup onu götürüyorsunuz. Ee, yaralıysa yarasını tedavi ediyorlar. Ama çoğunlukla aynı zamanda özellikle kediler ve köpeklerle mücadele edemedikleri için ve köpekler ve kediler de bir ya da iki doğum yapmışsa ondan sonra hayvanı kısırlaştırıyorlar. Çünkü bu hayvanlar çok çabuk ürüyorlar ve üredikleri zaman e, tamam 3 tane baktınız, 6 tane baktınız ama hayvan 2 sene içerisinde 20 tane doğuruyor. Ne yapacaksınız bu hayvanı? Çok Oraya ha. at, buraya at olmuyor. Dolayısıyla buna bizim yani hem fıtratı, doğayı bozmaksızın bir müdahale bulalım ama aynı zamanda da hani zulüm de olmasın istiyoruz. Dolayısıyla kolay bir durumda değiliz biz. Benzer sorunlar Avrupa'da nasıl yaşıyor bilmiyorum. Yani ne bileyim Hollanda'da gezdik. Almanya'da gezdik. Hani köpek gördük ama hep sahipli köpekler gördük. Hatırlamıyorum. Sadece bir yerde hatırlıyorum. Köln'de hatırlıyorum. O da oradaki o büyük meşhur kilisenin önünde birkaç tane dilenci yatmışlardı kapının önünde. Orada dileniyorlardı. Onların sağında, solunda köpekler vardı. Yani onları böyle adeta kucaklamışlardı. Onlarla beraber yatıyorlardı. Ötesinde ben hatırlamıyorum ama ister başakşehir'e gelin. İster Üsküdar'a, ister Fatih'e, ister efendim Beykoz'a, ister Ümraniye'ye her yerde 3, 5, 8, 10 köpek dolanıyor, dolaşıyor. Yani orada artık e, barınakların falan da ben yeterli olacağı kanaatinde değilim. Başka bir <laughs> müdahale yöntemini konuşmak <laughs> icap eder. Peki, son bir dakika yani süremizin de sonuna geldik. Farklı bir konuya geçemeyeceğim, farklı konular vardı ama. Sağlık olsun. Böyle istediniz. Bu da iyi oldu. Ben şöyle son bir şey söylemek Peki, buyurun, istiyorum. Ee, Ali Bey, Ali İhsan Bey ifade etti. Yani bu operasyonlar gerçekleşebilir. Evet bu operasyonlar tekrar edebilir. Doları tekrar yükseltebilirler. Tekrar edebilir. Konu unutuldu. E ben söyleyeyim. eğer istikrarsız para olan mevcut para birimini, TL'yi faizli üreten para birimini sistemi yine kontrol edecek şekilde kullanırsanız bu bir bu bumerang gibi dönecek, tekrar sizi vuracak. Diğer bir konuda şunu söylemek istiyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Nas konusunu ifade etti, net bir duruş sergiledi. Bu net duruşun içerisinde ben faize karşı Türkiye'de artık bir kıyamın başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu sözlerim de bir çare niteliğinde olsun. Bütün e, hoca camiasına, bütün diyanet camiasına, bu konuda en büyük ızdırap çeken iş dünyasına... Siyasetteki e, yöneticilere ve sivil toplum örgütlerimizin hepsine kendi alanlarında bu mevcut faizle ilgili ciddi bir itiraz toplumsal olarak başlaması lazım. Bu işin dönüşümü psikolojik olarak toplumsal talep olduğu an Peki. bu program hazırdır rahatlıkla da faizsiz bir sisteme geçilebilir. Teşekkür ederim. Ekonomist, yazar Yunus Ekşi teşekkürler. Sağ olun. Hukukçu Sağ olun. avukat Bülent Demir teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ali Sağ be. Bey teşekkürler. Kenan Bey evet. teşekkürler. Programı burada noktalıyoruz. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun.